paylaşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu Türk Milli Eğitim Sistemi'nde aslında yeni bir uygulama, bir yeni proje ve bu projenin doğrudan sorumlularını da sağ olsun davet ettik. İki kişi aramızda, Sayın Müsteşarımız Doçent Doktor Yusuf Tekin Bey ve Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürümüz aslında bu konunun en doğrudan muhatabı. Yine Doçent Doktor Sayın Semih Aktekin Bey'in bizlerle olması büyük ihtimalle hem bu projenin ortaya çıkışı hem de bizim bulgular üzerinden bunun nereye doğru evrileceği konusunda milli eğitimin en önemli sorunlarından birisi olan bu öğretmen yetiştirme meselesini masaya yatırmış olacağız ve belki inşallah bu karınca kararınca tasarlanan projeye bir katkı olur. Hepinizin malumu Milli Eğitim Bakanlığı 2016 yılı başlarında bir karar aldı. Aday öğretmen yetiştirme süreciyle ilgili bir proje, bir süreç başlattı. Öğretmen yetiştirme sorunu 3 ayrı bağlamda karşımıza çıkar. Hani genellikle biz birinci aşama üzerinde durduk ve orada kaldık. Uzun yıllardır böyle. Yani üniversite eğitimi üzerinde durduk. Yüksek eğitim enstitülerinden eğitim fakültelerine geçişte ve eğitim fakültelerinde müfredatın nasıl olacağı, neleri içermesi gerektiği konuları üzerinde uzun süre tartışmalar yapıldı. Bir de kısmen hizmet içi eğitimler yapılıyor idi. Bir belki üçüncü aşama olarak nitelendirilebilecek bir husus. İkinci aşamada bir boşluk vardı. Dünyada biraz sonra panelistlerimiz bunun üzerinde de duracaklar. Dünya örneklerinden bunun aslında başka bir aşamasının da olduğu yönündeydi. İşte geçen seneden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı bu ikinci basamakta, ikinci aşamadaki eğitimi de böylece uygulamaya koymuş oldu. İşe başlama eğitimi. Ecnebilerin induction dedikleri bir süreç olarak eğitim fakültelerinden mezun olan ve ilgili sınavları kazandıktan sonra, öğretmen olma hakkı kazandıktan sonra öğretmenliğe başlamadan, sınıfa sokulmadan önce kendisine bir eğitim uygulaması kararlaştırıldı. 6 aylık için öngörülen bu süre iki farklı aşamadan oluşuyor. Birinci 3 ayda sınıf içi, okul içi ve okul dışı bir eğitime tabi tutuluyor adaylar. Yani gerçek manadaki aday öğretmenler. İstedikleri ilde ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibatta kalarak bu işi üstleniyorlar. İkinci aşamada daha çok seminer dönemi olarak değerlendirilmiş ve öğretmenler işte Eylül ayına okulların açılmasına kadar bir sürede başka daha çok sosyal aktiviteler diyebileceğimiz konularda bilgilendirilmişler. Mesela gidip görev yapacağı bölgenin kültürel, dilsel, siyasal, ekonomik yapısı ile ilgili bilgilendiriliyor. Yani birisi kalkıp diyelim ki Van'a gidecekse, Van'ın kültürel yapısı, ekonomik yapısı, siyasal yapısı nedir? Hangi konulara nasıl dikkat etmesi gerekiyor? Çünkü çok ciddi bir boşluk içerisinde gidiyorlardı. Bu konuda bir eğitime tabi tutuluyorlar. Ben de acizane bu uygulanan projenin bazı noktalarına değinme şansı yakaladım. Mesela kitap okumak zorunda bırakılıyorlar. Film seyretmek zorunda bırakılıyorlar. Yani eğitim konusunda dünyanın klasiklerini okutuyorlar. Eğitim konusunda yine çok çarpıcı filmler seyrettiriliyor. Kısacası bir nevi işe ısındırılma süreci olarak bize göre biraz sonra sonuçlarını paylaşacaklar. Bir ilk olmasına rağmen oldukça başarılı geçtiği yönünde böyle bir kanaatimiz oldu. Biz ilgililerle uzun süre görüşmeler yaptık. 30 bin öğretmen ataması yapılmış Şubat 2016'da. Biz bunun 30 binine ulaştık. 17 bininden biz feedback aldık. Yani hazırladığımız araştırma sorularından cevaplar aldık. Yetkililerle konuştuk. Dediğim gibi okul yöneticileriyle görüşmeler yapıldı. Ve neticede bugün internet ortamında yayınladığımız, matbu olarak da kısa süre içerisinde yayınlanacak bir rapor elde ettik. Ve bugün işte sol tarafında gördüğünüz 4 önemli konuşmacımız var. İlk konuşmayı Milli Eğitim
Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürü Sayın Semih Aktekin'e vereceğiz. Her birisine 15 dakikalık maksimum bir sunum süresi veriyoruz. İlk önce yani bu dominonun ilk düşen taşı Milli Eğitim Bakanlığı hangi ihtiyaçtan dolayı bunu başlattı ve hangi beklentilerle başlatıldı, bu konuda bize bir sunum yapacaklar. Buyurun lütfen. Tabii ki, tabii ki, memnuniyetle. Devletimizin kuruluş yıllarında 10 bin kadar eğitim neferiyle yola çıkan bakanlığımız, bugün 923 bin neferle geleceğe yürüyor. Yüzyıllar bir mesleği öğrenip icra etmekte, usta-çırak ilişkisinin önemini işaret etmiştir insanlığa. Bakanlığımız, yüzyılların bu gerçeğinden hareketle, aday öğretmenlerimizi, bir mum bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez diyen Mevlana feyziyle usta öğretmenlerimize emanet ediyor. Malzemesi insan gibi kıymetli bir servet olan öğretmenlik mesleği, gaye ve hizmet mesleğidir. Bakanlığımız bu hizmet yarışında iyileştirme ve yenileştirme çabalarına her geçen gün bir yenisini ekliyor. Bu iyileştirmeler kapsamında yaşama geçirdiğimiz aday öğretmen yetiştirme programıyla aday öğretmenlerimiz 6 aylık programın ilk 4 ayındaki okul içi faaliyetlerde danışman öğretmenlerinin rehberliğinde derse ön hazırlık niteliğinde ders izleme, planlama, öğrenme materyali geliştirme, ölçme ve değerlendirme aracı hazırlama ve uygulama süreçlerine katılıyorlar. Okullarındaki tüm kurul ve komisyonların çalışmalarını izliyor, farklı branşlardaki derslerin öğretmenleriyle iletişim kuruyor, nöbet tutuyor, kutlama ve anma organizasyonlarında görev alıyorlar. Aday öğretmenlerimiz kalan 2 aylık süreçte, okul dışı faaliyetler kapsamındaysa, yaşadıkları kentlerin tarihi, mimari ve kültürel kimliklerini tanıma etkinlikleri gerçekleştiriyor, kurumsal iş ve işleyişleri yerinde öğreniyor, bin bilsen de birbirine danış düsturuyla tecrübeler ve çınarlarla buluşuyorlar. Gönüllülük ve girişimcilik çalışmaları çerçevesinde toplum hizmetleri gerçekleştiriyorlar. Mesleki gelişim ve kariyerlerine ışık tutabilmeleri için üniversiteler, diğer akademik kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde oluyorlar. Panel, sempozyum, konferans türlerinde bilimsel toplantılara katılıyor, sergi, sinema, tiyatro gibi kültür sanat etkinliklerinin istekli takipçileri oluyorlar. Yetiştirme programları süresince eğitim ve öğretmenlikle ilgili kitaplar okuyor, filmler izliyor ve dağarcıklarını zenginleştiriyorlar. Aday öğretmenlerimiz edindikleri tüm bu birikim ve tecrübelere hizmet içi eğitim uygulamaları yoluyla yenilerini ekleyerek meslek yaşamlarına devam edeceklerdir. Ayrıca aday öğretmenlerimiz EBA'da kendileri için hazırlanan aday öğretmen günlüğü sayfasında deneyimlerini paylaşıyor, örnek ders videolarına ulaşabiliyorlar. Büyük Milli Eğitim Bakanlığı ailesi olarak bizler planlarımızı 100 yıl ötesi için yapıyor, eğitim önceliğimiz ve vazgeçilmezimizdir diyoruz. İnsanın insan gölgesinde yetişeceğine inanıyoruz. Gelecek gençlerin, gençlerse öğretmenlerimizin eseri olacaktır. Sayın Müsteşarım, sayın katılımcılar, açılışta aday öğretmen yetiştirme sürecini geçen yıl başlatmıştık 2016'da. O zaman bu modeli tanıtmak için hazırladığımız bir filmi izledik. Filmde esasında bu modelin genel yaklaşımı ana hatlarıyla verildi. Ben sunumumda kısaca
Birazdan arkadaşların saha çalışması sonucu değerlendirmesini yapacakları modeli nasıl hazırladığımızı, neler yaptığımızı kısaca hatırlatacağım ki arkadaşlarımızın verileri, bulgularını daha rahat yorumlayalım. O yüzden sunumu fazla uzun tutmayacağım. Şimdi bakanlığımız bu aday öğretmen yetiştirme sürecine niçin ihtiyaç duydu? Gerek sahadan, gerek araştırmalarda, gerek değişik eğitim paydaşlarından aldığımız dönütler ışığında lisans eğitimini hemen bitirerek sınıfa giren arkadaşlarımızın zaman zaman çeşitli eksikleri olduğu yansıyordu bizlere, bakanlığımıza. Aynı zamanda yine lisans eğitiminde uygulama boyutuyla, teorik boyutuyla arkadaşlarımızın bazı konularda eksik yetiştikleri ve sınıfa girdiklerinde bunun zorluklarını çektikleri, hissettikleri noktasında hepimizin gözlemleri bulunuyordu. Bu sebeple 2015 yılı içerisinde bakanlığımızın farklı birimleri, Öğretme Yetiştirme Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü, Din Eğitimi Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğümüz ve diğer birimler, üniversitelerden akademisyenler, STK temsilcilerinden oluşan gruplarla farklı tarihlerde çalıştaylar yaparak bu aday öğretmen yetiştirme sürecinin hem içerik hem materyal boyutunu hazırladık. İçerik ve materyaller hazırlandıktan sonra bakanlığımızın talimatıyla illerde aday öğretmenlerimize danışmanlık yapacak nitelikte öğretmen seçimi için illerimize talimat gitti. Bu modelin ana unsuru danışman öğretmenlerimiz. Yani aday öğretmenlerimiz sınıfa girmeden önce bir danışman öğretmen eşliğinde öğretmenlikle ilgili pratiklerini geliştirsinler istemişti bakanlığımız. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası projelerde çeşitli görevler almış, temsil yeteneği güçlü, iletişim becerisi olan, mesleğinde temayüz etmiş arkadaşlarımızdan danışmanlar belirlemelerini istedik illerden. Daha sonra 2006 Şubat ayı içerisinde bu danışmanları eğitmek üzere illerden eğitici arkadaşlarımızı merkezi olarak eğitime aldık. Bu süreçten neler beklediğimizi, sürecin nasıl işleyeceğini bu arkadaşlarımıza materyalleriyle birlikte anlattık. Yine daha sonra bakanlığımızın merkez biriminden birim amirlerimize, il müdürlerimize, ilçe müdürlerimize süreçle ilgili çeşitli bilgilendirme toplantıları yaptık. Sonrasında ise illerden yaklaşık 98 bin öğretmenimiz danışman öğretmen havuzunda görev almak üzere seçilmişti. İlk etapta bunlardan gönüllü olan ve danışma öğrenci arkadaşlarımızın gittiği illerdeki 54 bin öğretmenimiz süreçle ilgili bilgilendirildi ve eğitime tabi tutuldu. Şimdi bu birazdan arkadaşlarımız tartışacaklar. Modelimizde hakim yaklaşım şuydu. Öğretmenlik profesyonel bir meslektir. Dolayısıyla profesyonel meslek sahibi olan öğretmen alanına teorik olarak hakim olduğu gibi bu hakim olduğu bilgileri farklı okul, sınıf ortamlarında farklı öğrenci ihtiyaçlarına göre uyarlayabilecek yetkinlikte olmalıdır. Dolayısıyla arkadaşlarımızı bu şekilde yetiştirecek içerikler hazırlamaya çalıştık. Yine öğretmen yetiştirme konusunda gelişmiş olan ülkelerin yaygın olarak öğrencilerini yetiştirmeye çalıştığı yansıtıcı düşünme ve araştırmacı öğretmen modelini örnek aldık. Bu Avrupa ülkelerinde de bireylerin kendi yaptıkları üzerinde, kendi pratikleri üzerinde sürekli düşünerek pratiklerini geliştirmeleri, sınıfında veya okulunda var olan sorunlara çözüm arayarak çözüm geliştirecek becerilerle donanmasını gerektiren bir modeldi. Ve yine aynı şekilde öğretmenlik yaparken ihtiyacı olacak teorik ve uygulamaya dönük becerilerini geliştirmek üzere tüm bu bahsettiğimiz kapsamda içerik oluşturduk. Şimdi burada modelin ilk başladığındaki kurgumuz var. Geçen sene ilk defa 2016 Şubat ayında atanan arkadaşlarımız Mart ayında başladılar. Burada okul dönemi boyunca haftanın 3 günü sınıf içinde gözlem yaparak, uygulama yaparak bir danışman eşliğinde faaliyet yürüttüler. Bir günlerini okul içerisindeki idari işleyişi görmek üzere okul idarecilerinin eşliğinde faaliyet yaparak yürüttüler. Bir gün de okul dışı faaliyet dediğimiz hem sosyal çevreyi hem kurumsal yapıyı tanımaya dönük faaliyetler yürüttüler. Şimdi
Bunların saatlerini geçiyorum. Şeyde bizim arkadaşlarımızın sunacağı model de var. Arkadaşlarımız ders planı, derse hazırlık, materyal hazırlama ile ilgili dediğim gibi kendi tecrübeli danışmanları eşliğinde ve o danışmanın dersini izleyerek izledikleri dersle ilgili gözlem formları doldurarak ve yine daha sonrasında danışmanların eşliğinde belli sayıda ders anlatarak ve daha sonrasında danışmandan feedback alarak süreci yürüttüler. Okul içerisinde işte disiplinle ilgili, rehberlik hizmetleriyle ilgili, veli toplantısıyla ilgili, anma, kutlama, sosyal etkinliklerle ilgili pratik, gündelik işleyişi görmek üzere yine faaliyetler yürüttüler. Yine yeni olan burada okul dışı faaliyet dediğimiz arkadaşımızın sosyal yönden bulunduğu şehre uyumlu sağlayacak çeşitli faaliyetlerimiz. Şehir kimliğini tanıma. Bu modelde öğrenci aday arkadaşlarımız esas görev yapacakları yerde değil de istedikleri yerde adaylık sürecini geçirme hakkı verilmişti bunlara ilkin. Bu noktada bazı eleştiriler oldu. İşte ben gideceğim şehir değil de şu anda olduğum şehri tanıyorum. Biz dedik ki bu transfer edilebilir bir beceridir. Bir şehir nasıl gezilir, şehir nasıl tanınır, şehrin imkanları eğitim amaçlı nasıl kullanılır? Bunu bulunduğunuz şehirde öğrenirseniz daha sonra görev yapacağınız gittiğiniz şehirlerde de öğrenirsiniz. Biz dolayısıyla size bunun yöntemini öğretmeye çalışıyoruz. Burada yaptığınız faaliyeti gittiğiniz şehirlerde de yapacaksınız dedik. Dolayısıyla o şehrin bütün tarihi mekanlarını, coğrafi mekanlarını, kültürel imkanlarını tanıdılar ve bunu eğitim amaçlı nasıl kullanabilecekleri üzerine düşündüler. Valilik, kaymakamlık, belediye başkanlığı, ilçe müdürlüğünü ziyaret ettiler. Sağ olsun bu noktada mülki idare amirlerimiz arkadaşlarımıza gereken desteği gösterdi. Bir kısmı kahvaltılı, bir kısmı yemekli toplantılarla bürokratik süreci tanıtıcı faaliyetlerde bulundular. Yine sadece çalışacağı okul değil, bakanlığın Bilsem, RAM, Halk Eğitim Merkezi gibi farklı kurumlarını tanıyarak milli eğitim sistemini bütünsel olarak anlamış oldular. Emekli öğretmenlerimiz, gönüllü faaliyetlerde bulunan kişilerle buluşmalar sağladık. Onların tecrübelerinden istifade ettiler. Çevrelerinde var olan STK'ların çalışmalarına katılarak gönüllü faaliyetleri hem nasıl yapılacağını öğrendiler hem bunlara katkıda sundular ve bilimsel ve sanatsal faaliyetlere katıldılar. Tabii biz bunları bir format içerisinde, bir disiplin içerisinde gerçekleştirdiğimiz için arkadaşlarımız bunların hepsine katılmak durumunda idiler. Yine demin Muhittin Hocam bahsetti. Biz bu süreçte örnek film ve kitap listeleri oluşturduk. Bunu oluştururken akademisyenlerden, öğretmenlerden görüşler aldık. Sınırlayıcı olmayan tavsiye niteliğinde listemizdi. Mesela işte örnek kitap listemizde Rousseau'dan, Rousseau'nun Emil'inden, Kant'ın eğitim üzerine, İliç'in okulsuz toplumuna, Nurettin Topçu'nun marif davasına, Oğuz Atay'ın bir bilim adamının romanından, Sezai Karakoç'un Hızır'la 40 saatine, Rasim Özdenören'den Goleman'ın duygusal zekasına kadar kitapların olduğu bir liste sunduk. Burada amacımız aday arkadaşlarımızın kendi dünyadan ve Türkiye'den eğitim üzerine kafa yormuş temel eserleri okuyarak kendi eğitim felsefelerini oluşturmaları, bu noktada entelektüel kapasitelerini artırmalarıydı. Beklentimiz 5 kitapla kalmamaları, tabi sonraki süreçte listedeki diğer kitapları veya farklı kitapları da okumalarıydı. Yine film, örnek film listesi oluşturmuştuk. Burada da birçoğunuzun eğitimle ilgili birçok arkadaşımızın izlediği işte 3 Idiots, Billy Elliot, Can Dostum, 2 Dil Bir Bavul, Ölü Ozanlar Derneği gibi, Yerdeki Yıldızlar gibi eğitim alanında popüler filmlerden 30 filmlik bir listemiz vardı. En az 10 tanesini izlemelerini istedik. Tabii tüm bunları yaparken demin başta bahsettiğim yansıtıcı öğrenme ve araştırmacı öğretmen modelinin gereği olarak yaptıkları her bir faaliyetle ilgili bir form doldurmalarını istedik. Formumuz basit bir form idi, karmaşık değil. Bu yaptığın etkinlik mesleki ve kişisel olarak size neler kazandırdı şeklinde gün ve tarih atacağı bir form. Amacımız arkadaşımızın yaptığı tüm bu faaliyetleri eğitimle ilişkilendirmesi, eğitim üzerine düşünmesi, yine Batı'da çok yaygın olan yazarak düşüncelerini somut hale getirip bunları bir kişisel ve mesleki gelişim aracı olarak kullanmasıydı.
Dolayısıyla arkadaşlarımız izlediği her film, okuduğu her kitap, dönem boyunca yaptığı her faaliyet, ziyaret, toplantıyla ilgili onun kendisine katkısı üzerine günlük niteliğinde formlar doldurmuş oldu. Şimdi bunun dışında, bunlar uygulamalı kısım. Bir de bunları arkadaşlarımızın teorik olarak gelişimini sağlamak üzere STK'larla ve üniversitelerle işbirliği halinde çeşitli konularda seminerlerimiz oldu. Bunlar öğretmenlik mesleği, kültür ve medeniyetimizin eğitim anlayışı, milli eğitim temel mevzuatı, demin Muhittin Bey'in bahsettiği Anadolu'da kültürel çeşitlilik, ki gittikleri yörede Türkçe dışında yaygın olarak kullanılan bir dil varsa o dille ilgili kurslar da aldılar. Sınıf içerisinde kendilerine katkıda bulunacak çeşitli teorik konular, bakanlığımızın politikaları ve güncel öncelikleri, yine uluslararası gelişmeler, OECD, UNICEF, UNESCO gibi kuruluşların eğitim alanında yaptıkları faaliyetler ve bunların Türkiye'ye yansımaları, ulusal ve uluslararası projeler ve Türkiye'nin bunlardaki yeri gibi konular ve mevzuat konusunda uzmanlar eşliğinde farklı tarihlerde seminer aldılar ve teorik temellerini de güçlendirmiş oldular. Tabii bu Şubat döneminde yaptığımız faaliyetlerdi. Daha sonra süreç içerisinde bazı değişiklik ihtiyaçları oldu. Geçen yıl sözleşmeli öğretmenlik modeline geçildi. Bu geçişle birlikte biz bu modeli yeni sisteme uyarladık. Arkadaşlarımız artık her istedikleri yerde değil, atandıkları yerde bu sürece tabi olacaklar dedik. Yine gelen dönütler doğrusunda seminer saatlerinde düzenlemelere gittik. 15 Temmuz sonrası süreçte Türkiye'nin demokrasi serüveni ve 15 Temmuz süreçli başlıklı yeni bir seminer konusu ekledik buna. Kitap ve film listemizi gelen dönütler doğrultusunda güncelledik. Ama onun dışında danışman eşliğinde yapılan bu faaliyet halen devam etmekte. Alınan öğretmenler, bundan sonra alınacak öğretmenler için de bu rapor doğrultusunda ve Ankara Üniversitesi'nde bir arkadaşımız da doktora tezi hazırlıyor yine bizim bu model üzerine. Bize başvurup başka çalışma yapmak için izin isteyen arkadaşlarımız da var. Tüm bir dönütler doğrultusunda biz modeli daha da geliştirip güncelleyerek inşallah uygulamaya devam edeceğiz. Ben kısaca arz edeceklerim bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Evet. Semih Aktekin Bey'e çok teşekkür ediyorum sunumları, özlü ve vakitli sunumları için. Şimdi de İpek Coşkun hanımefendiye dünya örnekleri üzerinden bu işe başlama eğitimin nasıl olduğunu işiteceğiz. Siz de vakitli bir sunum yaparsanız memnun oluruz. Kolay gelsin. Hoş geldiniz Seta'ya. Bizim için çok değerli bir çalışma bu aday öğretmen yetiştirme modelinin izlemesini ve değerlendirmesini yapmak. Çünkü Türkiye tarihinde, yanlış değilim değil mi genel müdürüm, ilk defa böyle bir uygulama yapılıyor genç öğretmenlere yönelik. Dolayısıyla izleme yapılması gerekiyordu. Bu konuda da SETA sorumluluk aldığı için ve Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda bize destek verdiği için tekrar ben Müsteşar Yardımcımız Muammer Yıldız'a ve genel müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok destekleyici oldular bu süreçte. Ve sonuçlar ne olursa olsun, sahada elde ettiğimiz bulgular ne olursa olsun, hiçbir bulguya karşı savunmacı bir tavır geliştirmediler. Yorumladık birlikte. O anlamda gerçekten iyi bir işbirliği örneği oldu. Kısaca biraz araştırmadan bahsedip dünya örneklerine öyle geçeceğim. SETA'nın araştırmalarında güçlü yönü şudur. Biz hem niceli hem niteli beraber kullanırız yöntemleri. Birazdan Emre Bey de detaylı anlatacak ama biz hem anket yaptık 17.619 öğretmenimize, aday öğretmenlik eğitiminden geçen öğretmenimize. Hem de Ankara, İstanbul ve Diyarbakır illerinde aday öğretmenlik eğitiminden geçen öğretmenlerimizle, koordinatörlerimizle, okul yöneticilerimizle birebir mülakatlar yaptık. Hatta önce mülakatları gerçekleştirdik. Mülakatların sonuçlarına göre anket formumuzu ona göre güncelledik. Öğretmenlerimiz eğitime başladılar. Aday öğretmenlik eğitimini aldıktan sonra işe başladılar aslında. Ekim ayı gibi de biz anketimizi uyguladık onlara. İyi bir süreçti. Öğretmenlere temas etmek bu anlamda. Burada eğitim fakültelerinden de pek çok hocamız var. Naçizane, hani ben de bir öğrenciyim hala ama iki yöntemi birlikte kullanırsanız, yani sadece anketle değil, yani öğretmenlerin ciddi anlamda temasa ihtiyacı var. Gittiğimiz, yaptığımız görüşmelerde ben şunu söyleyebilirim, en azı bir saat tuttu bizim görüşmelerimizin. Çünkü diyaloğa ihtiyaçları var.
Sizler de yaptığınız araştırmalarda öğretmenlere doğrudan temas edecek yöntemler kullanabilirseniz çok yerinde olacaktır. Biz çok faydasını görüyoruz burada diyebilirim. Bu tarz çalışmalar, yani aday öğretmenlik çalışmaları ya da işe başlama eğitimleri neden kritik sorusuyla bizim açımızdan, en azından dünya örneklerine baktığımız zaman bunu konuşabiliriz. Burada iki önemli unsur var. Aday öğretmenlik ya da işe başlama eğitimi, her ikisini birlikte aldığımız zaman iki temel şey var. İstifaları engellemek, sirkülasyonu engellemek. Çünkü OECD'nin TALIS diye bir çalışması var. Belki biliyorsunuzdur, son araştırmaya Türkiye dahil olmadı ama TALIS'e göre, öğretmenler üzerinden yapılan bir araştırma bu. TALIS'e göre istifa eden, yani görevinden ayrılan her üç öğretmenden bir tanesi ilk beş yılında görevinden ayrılıyor. Yani bu ciddi anlamda mesleğe hazırlıkla alakalı bir sıkıntı, bir adaptasyon problemi olduğunu gösteriyor bize. Dolayısıyla dünyadaki nitelikli, kaliteli eğitim veren örneklere, ülke örneklerine baktığımız zaman çok net bir şekilde adaylık ya da işe başlama süreçlerini sistematik bir şekilde yürüttüklerini, hatta bayağı eskiden beri yürüttüklerini görebiliyoruz. Türkiye için bu niye önemli? Ben ondan da kısaca bahsedeyim. Türkiye için çok kritik çünkü artık biliyorsunuz Maarif Vakfımız da kuruldu. Artık öğretmen yetiştirme konusunda kitlemiz sadece Türkiye değil. Ya da hedefimiz sadece Türkiye değil. Yani Türkiye'nin dışına da açılmamız gerekiyor ve Türkiye'nin dışında da öğretmen talepleri ortaya çıktı. Dolayısıyla iyi yetişmiş, mesleğe iyi hazırlanmış öğretmenler artık yurt dışındaki okullarımız için de elzem bir noktada. Dünyaya tekrar dönecek olursak şunu söyleyebilirim. İyi örnekler, pek çok iyi örneklerde işe başlama ve adaylık süreçleri söz konusu. Hani burada aday öğretmenlik uygulanmaya ilk başladığında bir takım itirazlar vardı. Hani ya dünyada böyle örnekler var mı diye. Biz özellikle baktık. Raporumuzda detaylı bulabileceksiniz. Ben çok özetleyerek geçeceğim. Çok güzel örnekler var, çok güzel uygulamalar var. Dediğim gibi iki önemli unsurdan dolayı yapıyor dünya bunu. Bir, istifaları engellemek. İki, sirkülasyonu engellemek ki bizde istifa oranlarını belki genel müdürümüz paylaşır ama ilk beş yıla ne kadar istifa ediliyor bilmiyorum ama sirkülasyon boyutu özellikle, öğretmen sirkülasyonu bizim eğitimimizin kanayan yaralarından bir tanesi. Çok ciddi bir şey var. Son sözleşmeli öğretmen uygulamasıyla bunun önüne bir noktada geçti Milli Eğitim Bakanlığı ki bence en önemli adımlarından bir tanesiydi Milli Eğitim Bakanlığı son dönemlerde. Ama buna kadar yeterli olur, önümüzdeki zamanlarda görmüş olacağız. Dünyaya dönelim, Amerika ile başlayacağım. Şunu söyleyebilirsiniz ya, Amerika o kadar da başarılı bir ülke değil, niye ona başlıyorsunuz? Evet, 50 eyaleti var. O 50 eyaletin birbirinden farklı uygulamaları var. Biz şuna odaklandık, iyi eyalet örneklerine odaklandık. Bildiğiniz gibi New York, Kaliforniya gibi eyalet örnekleri eğitim kalitesi ya da en azından uluslararası sınavlardaki performansı açısından Finlandiya ile hemen hemen aynı diyebiliriz. Dolayısıyla New York ve Kaliforniya özelinde burada bu işler nasıl yapılıyor, öğretmenlere ne tür eğitimler yapılıyor, yeni başlayan öğretmenlere, onlara odaklandık. Kaliforniya'yı anlatayım kısaca. Kaliforniya'da 1988'den beri bu eğitimler yapılıyor öğretmenlere yönelik. Yani güçlü bir birikimleri var, iyi takip ediyorlar. Gerçekten en sistematik giden eyaletlerden bir tanesi diyebilirim Amerika'da. 92 yılında bu yeni işe başlayan öğretmenlere verilecek eğitimler ve destek programları ile ilgili bir yasa çıkarıldı. O kadar önemsiyorlar, öyle söyleyeyim. Bu uygulamaları yaparken şuna çok dikkat ediliyor. Bizim yaptığımız gibi uygulama yapılıyor, sonrasında bir izleme değerlendirme çalışması yapılıyor. Her sene için bu raporlar yer alıyor. Kaliforniya Eğitim Departmanı'nın sayfasından raporları bulabilirsiniz. Biz çok rahat eriştik hepsine. Şunu söyleyebilirim. Verilen eğitimlerle beraber öğretmenlerin %87'sinde ilk 5 yılda eğitime devam etme eğilimleri gördü ve istifalarda azalma görüldü. Ve bunu fark edince Kaliforniya'daki eğitim yöneticileri devam ettirme kararı aldı. Çarpıcı bir rakam vereceğim. Bildiğim kadarıyla, bu konuda müdürüm, genel müdürümüz beni düzeltebilir. Aday öğretmenlikle ilgili özel bir bütçesi, eğitimle alakalı bir bütçe sanırım tanımlanmadı. Doğru muyum? Kaliforniya'da 2007-2008 eğitim öğretim yılı diyeyim döneminde
Yeni göreve başlayan öğretmen sayısı bizimkine çok benzer. 30.118 öğretmen göreve başlamış 2007-2008 döneminde. Bu öğretmenlerin işe başlama ve desteklenmesi için yapılan eğitimlerde eyalet bütçesinden ayrılan miktar 128 milyon dolar. Bunlar maaşlarından bahsetmiyorum. Yani gayet sadece destekleme programları için ayrılan bütçe 128 milyon dolarlık bir bütçe Kaliforniya genelinde. Tabii hiç para vermeden de yapılabilme şey var ama ben bununla alakalı Milli Eğitim Bakanlığı bir bütçe ayırması gerektiğini inanıyorum. 128 milyon dolara ayırmak zorunda değiliz. Daha makul rakamlar da tartışılabilir ama bir bütçenin gerekliliğinden bahsedebiliriz. New York'tan bahsedeyim. New York'ta Kaliforniya gibi işe başlama eğitimleri, adaylık süreçleri olan bir eyalet. Hatta uzunca bir adaylık süreçleri var. 5 sene adaylık süreci geçiriyor New York'taki öğretmenler. 5 yıl adaylık geçirdikten sonra tenure dediğimiz kadrolarını alıyorlar. Bunda bir sürü değerlendirme kıstasları var. 5 yıl sürecinde 1 yıl işe başlama eğitimi alıyorlar. Ve çok güçlü bir eğitim. Ve burada New York'taki ve Kaliforniya'daki aslında önemli husus sivil toplum kuruluşlarından ciddi destek alıyorlar. Ve en azından benim New York'ta görüştüğüm eğitim yöneticileri bunu altını çizerek söylediler bana. Burada sivil toplum kuruluşlarının desteği olmasa biz hiçbir şey yapamayız. Yani kendi kapasitemizle hareket edemeyiz. Milli Eğitim Bakanlığımız da bu konuda destek alıyor. Bizlerden de destek alıyor ama ben bu konuda biraz daha açık hareket etmeleri gerektiği kanaatindeyim. Çok kapalı devre ilerleniyor bazı hususlar. Söyleyebiliriz. Aday öğretmenlikle alakalı bu sene sözleşmeli öğretmenlikle beraber değil mi hocam? 4. sene bittikten sonra kadroya geçebiliyorlar artık. Bu önemli bir uygulama çünkü dediğim gibi New York'ta görüştüğüm bölge yöneticilerinden bir tanesi şey dedi. Hani ne kadar sürüyor aday öğretmenlik? O zaman 1 yıl sürüyordu. Dedim 1 yıl sürüyor. Aa dedi o zaman çok güçlü geliyor sizin öğretmenleriniz sisteme. Çok çok nitelikli geliyorlar ki siz 1 yıl sadece adaylık yapıyorsunuz hemen sisteme alıyorsunuz. Ben tabii çok bir şey demedim orada. Hani sizin değerlendirmenize bırakıyorum. Ama bakanlığın burada sözleşmeli öğretmenlik modeliyle 4 yıl sürdürmesi bunu bence de çok çok iyi bir adım oldu diyebilirim. Finlandiya'yı anlatacağım. Finlandiya'dan bütün eğitimcilerin çok bıktığını, artık sürekli anlatılmasından falan çok yorulduğunuzu biliyorum ama kısaca bahsedeceğim. Finlandiya modelindeki en öne çıkan husus, öğretmen yetiştirmede hiçbir noktayı boş bırakmıyorlar. Her nokta çok dolu. Bunu yerel yönetimlerle daha çok götürüyorlar özellikle mesleğe başladıktan sonra ama hiçbir boşluk yok. Hiçbir yani hizmet öncesi, hizmet sonrası hiçbir boşluk bırakmıyorlar. Şu an Finlandiya'da bir öğretmen her sene en az 3 iş günü eğitime katılmak zorunda. Bu sadece işe başlama dönemiyle ilgili söylemiyorum bunu. Daha sonrası için de mesleğin ilerleyen yıllarında da her sene en az 3 iş günü hizmet işi eğitim almanız gerekiyor. İşe başlama eğitimleri de söz konusu. Bunu daha çok yerel otoriteler belirliyor ve yerelin ihtiyaçlarına göre belirliyor. Burada gene Milli Eğitim Bakanlığımıza bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bizim okullarımızda naçizane yani SETA'daki tecrübemiz itibariyle 100'ün üzerinde Türkiye'de okula gitmiş öğretmenlerle görüşmüş bir SETA araştırmacısı olarak konuşuyorum. Cizre Lisesi'ndeki yaşanan sorunlarla Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde yaşanan sorunlar çok birbirine benzemese de her iki okulda öğretmenlerin ciddi sorunları var. Cizre Lisesi'nde malum sosyal ortamdan dolayı pek çok şey var, sıkıntılar var. Atatürk Anadolu'da da hocalar diyor ki çok nitelikli bir kitle var ve ben bunları nasıl yöneteceğimi bilmiyorum. Belli zorluklar var. Dolayısıyla bu aday öğretmenlik süreci biraz okulun ihtiyaçlarına yönelik de uyarlanabilir. Okulun, yerelin ihtiyaçlarına yönelik de uyarlanabilir. Uyarlanması konusunda İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin inisiyatif alması gerekiyor. Biraz çekingen davrandıklarını biliyoruz. En azından sahada ben onu gözlemleyebildim. Ama yerele uygunluk konusunda birazcık bakanlığımızın daha üzerine gitmesi gereken bir husus olduğunu düşünüyorum. Çünkü Finlandiya'da bunu yapıyorlar. Yerelin, okulun hatta ihtiyaçlarına yönelik hareket ediliyor. Kore'de biliyorsunuz eğitimcilerin çok dinlemekten yorulduğu bir husustur. Ama Güney Kore biliyorsunuz öğretmenin gölgesine bile basılmaz diye bir atasözü vardır Kore atasözü. Statüsü çok yüksektir, sosyal saygınlığı çok yüksektir öğretmenliğin. Ve Talis'teki araştırmada mesleki memnuniyeti en yüksek öğretmenler Güney Koreli öğretmenler olarak çıkmıştır.
Burada da aday öğretmenlik ve işe başlama eğitimleri söz konusu. 6 ay, bizimkine biraz benzer, şimdi bizimki de biraz değişiyor ama 6 aylık bir işe başlama eğitimleri söz konusudur. Ve beraberinde Milli Eğitim Bakanlığımızın şu andaki gündemindeki en önemli konulardan bir tanesi, bu eğitimi alanlar için bir performans değerlendirmesi de yapılıyor. Dolayısıyla performans da peşi sıra geliyor ama Kore'deki eğitim aşamalarını dinlediğimde gerçekten çok sistematik, çok düzenli ve izlemenin, değerlendirmenin çok sıkı yapıldığı bir uygulamadan bahsedebiliriz. Bu süreçte tabii maddi teşvik, mesleki terfi gibi hususlar da var. Yani performans söz konusu olunca terfi mekanizmalarında çalıştırılması gerekiyor. Tamam. Hızlıca Singapur'dan bahsedeyim. Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nde biliyorsunuz öğretmen yetiştirilir daha çok. Ve burada yeni başlayan öğretmenlere yönelik uyum programları bu üniversite tarafından tanımlanır ve yapılır. Ha, Singapur Türkiye'nin örnek alabileceği bir ülke mi? Değil. Bir şehir devlet, hani nüfusu çok küçük, gerçekten sosyolojisi çok farklı diyebiliriz. Ama birkaç model konusunda Singapur örneğine de bakılabilir diye düşünüyorum. Danışmanlık verilmesi konusunda tabii ki kendinden daha deneyimli öğretmenlerden danışmanlık alıyorlar. Ancak dış danışmanlar, dış değerlendirmecilerle de bir araya geliyorlar. İsrail'den bahsedeceğim son olarak. İsrail bize benzeyen, sosyolojik olarak da benzeyen bir ülke. 2000'li yılların başından beri güçlü bir işe başlama eğitimi ve adaylık süreci uyguluyorlar. 3 yıl işe başlama eğitimi var. Birinci yılda değerlendirmeye tutuluyorlar. Birinci yıl bir eğitim alıyorlar. Birinci yılın sonunda bir değerlendirmeye tabi tutuluyorlar. Eğer o değerlendirmeden başarılı geçmezlerse tekrar o eğitimi almak durumdalar. İkinci sene o eğitimi geçemezse görevden uzaklaştırılıyorlar. 3 yılın sonunda kadro hakkı kazanabiliyorlar İsrailli öğretmenler. Son olarak dünya örneklerinde söyleyebileceğim şöyle bir şey var. Çok güçlü eğitim yöneticileriyle götürülüyor bu süreç. Yani bizim öğretmen yetiştirme noktasındaki tartışmalarımız önünde sonunda yönetici yetiştirme boyutuyla da ele alınması gerekiyor. Bütüncül olarak ele alınması gerekiyor. Çünkü öğretmen motivasyonunun en temel kaynaklarından bir tanesi yöneticileridir. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığımızın önümüzdeki günlerde yöneticilerle ilgili de bu aday öğretmenlik sürecindeki sistematik adımlarda olduğu gibi bir adım atmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ediyorum. Şimdi de SETA'nın hazırlamış olduğu aday öğretmen yetiştirme programını ve modelinin bulgularını sunmak üzere Sayın Emre İlyas Bey'i kürsüye davet etmiş oldum. O da buraya geldi. Sunumlarını yapacaklar. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim hocam. Sayın Müsteşarım, değerli katılımcılar, ben de hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Hocalarımın da ifade ettiği gibi yaptığımız araştırmanın sonuçlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Kısaca çalışmamızın amacını, kullandığımız yöntemi, daha sonra bulgularını paylaşıp önerilerimizle sunumumu sonlandıracağım. Tahmin edeceğiniz üzere çalışmamızın amacı mevcut sistemi değerlendirip geliştirilmesine yönelik öneriler sunmaktı. Bu kapsamda İpek Hanım'ın dediği şekilde bir karma araştırma yaklaşımı benimsedik. Literatürü taradık, nitel ve nicel araştırma yöntemlerini kullandık. Bunlara çok fazla değinmeyeceğim ama bizim bu araştırmada ölçtüğümüz temel şey algıydı. Yani bunun dışında öğretmenler anlatılan bir konuda bilgi düzeyini belli bir oranda arttırmış mı, arttırmamış mı gibi bir ölçüm yoluna gitmedik. Sadece bu konulardaki algılarını ölçtük. Temel bir kısıtımız vardı. Özellikle bu araştırmanın saha nitel boyutunu danışman öğretmenlerin yaz tatilde olduğu bir dönemde yürütmek zorunda kaldık. Dolayısıyla danışman öğretmenlerle görüşemediğimiz için onların bulgularını araştırmamıza yansıtamadık. Diğer bir kısıtımız da zamanlamaydı. Yani öğretmenlerin bu adaylık sürecini tamamladığı süreyle bizim nicel araştırmamızı yaptığımız süre arasında bir zaman dilimi oldu. Dolayısıyla zaman içerisinde aday öğretmenlerin algısında bir miktar değişiklik olmuş olabilir. Şimdi müsaadenizle bulgularımızı paylaşmak istiyorum. Bulgularımızı biz dört başlıkta topladık. Bunlardan birincisi uygulamalı faaliyetler, diğeri oryantasyon seminerleri, hizmet içi eğitimler yani. Sürecin aktörlerine dair algıları ve nihai olarak da sürecin toplamı, bütünüyle ilgili algılarını biz derledik çalışmada. Umarım görebiliyorsunuzdur burada. Çalışma kapsamında tanımlanmış 11 tane faaliyet için
öğretmenlerin görüşlerini sorduk. Yani burada tanımlanmış 11 tane faaliyeti, uygulamalı faaliyeti faydalı mı buluyorlar, faydasız mı buluyorlar sorguladık. Bu arada şeyi belirteyim, sunumumda raporda kullandığımız analizlerin sadece bir kısmına yer verebiliyorum. Raporumuz çok daha kapsamlı aslında bundan. Bu aday öğretmenlerin görüşlerine göre en faydalı bulunan faaliyetler mesleki gelişim ve kariyere yönelik faaliyetler, kitap okuma faaliyetleri ve film izleme faaliyetleri oldu. Bunların tamamı aday öğretmenlerin en az %80'i tarafından faydalı bulundu. Daha az faydalı olarak tanımlanan faaliyetler ise şehir kimliğini tanıma ve yanı başımızdaki okul faaliyetleri oldu. Bunlar aday öğretmenlerin yaklaşık %60'ı tarafından faydalı bulundu. Burada nitel görüşmelerde öğretmenlerden aldığımız bir geri dönüşü sizinle paylaşmak istiyorum. Özellikle okul dışı faaliyetlerde aday öğretmenlerimiz bazı organizasyonel güçlüklerle karşılaştıklarını belirttiler. Yani bir kamu kurumunu ziyaret etmek istediklerinde ya da bir farklı bir okul türünü, RAM, Bilsem gibi bir kuruluşu ziyaret etmek istediklerinde il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden ya da okul yöneticilerinden yeterince zaman zaman katkı alamadıklarını ifade ettiler aday öğretmenlerimiz. Onun dışında bu faaliyetler içerisinde özellikle kitap okuma ve film izleme faaliyetlerini daha detaylı irdeledik çalışmamızda. Bunun temelinde hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuya verdiği önem de yatıyor. Semih Hocam'ın bahsettiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı yanılmıyorsam 31 kitaptan oluşan bir liste ve yine 22 filmden oluşan bir liste yayınladı. Ve bu kitapların 5 tanesini, filmlerin ise 5 tane, kitapların 5 tanesinin okunup filmlerin 10 tanesinin izlenmesini talep etti aday öğretmenlerden. Çalışmamızın sonuçlarına göre okunan ortalama kitap sayısı 4,8. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın beklediği 5 sayısının birazcık altında. İzlenen film sayısı ise 10,2. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın talep ettiği film sayısının bir miktar üstünde. Bu slaytta en çok izlenen filmleri ve en çok okunan kitapları görüyorsunuz. En çok izlenen, en çok okunan kitaplar Küçük Prens, Prens ve Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde. Bunlar aday öğretmenlerin en az %80'i tarafından okunmuş. Bu kitapları okuduysanız aslında bu kitapların sayfa sayısının oldukça az olduğunu biliyorsunuzdur. Yani bu kitap seçiminde bir kriter olmuş olabilir gösteriyor bu dağılım bize. Filmlere baktığımızda ise aday öğretmenlerin neredeyse tamamının 3 adam filmini, özür dilerim, 3 ahmak filmini izlediğini görüyoruz. Aday öğretmenlerin %96'sı bu filmi izlemiş. Sırasıyla evet, oradan dengelemişler. Yani tahmin ediyorum bu yeni nesiller okumaktan çok izlemeye daha odaklı. Onun dışında çok izlenen filmlerimiz Koro, Ölü Ozanlar Derneği, İki Dil Bir Bavul ve Yerdeki Yıldızlar. Bunların tamamı aday öğretmenlerin en az %80'i tarafından izlenmiş. Bir de biz çalışmamız kapsamında bu aday öğretmenlerden bu listeleri değerlendirmesini istedik. Aday öğretmenlerimiz hem kitap hem film listelerini öğretmenlik mesleğiyle ilişkili, güncel ve çeşitli olarak tanımladı. Bu listelerin, yani bu kitap ve filmlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkısını ise aday öğretmenlerin %90'ı orta veya yüksek düzeyde tanımladı. Bu da çok normal çünkü sadece eğitim odaklı değil aslında bu eserler. Eğitimden daha geniş bir perspektifte de katkı sunacak şekilde seçildi. Oryantasyon seminerleriyle devam etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi bu adaylık sürecinin ikinci aşaması hizmet içi eğitimler ya da oryantasyon seminerleriydi. Biz bu çalışmamız kapsamında buradaki kazanımları bir sorguladık. Yani bu seminerler sonrasında aday öğretmenlerimizin mesleki aidiyetleri ve mesleki sevgileri arttı mı? Atanılan ilin koşullarına kendilerini daha hazır hissediyorlar mı? Eğitim mevzuatı konusunda daha bilgiler mi? Gibi şeyleri sorguladığımızda aday öğretmenlerin önemli bir kısmının, yaklaşık %73'ünün bu seminerler sonrasında mesleki aidiyet ve meslek sevgilerinin arttığını ifade ettiklerini tespit ettik. Atanılan ilin koşullarına ve eğitim mevzuatına bilgi düzeyim arttı diyen aday öğretmenlerimizin sayısı bir miktar daha düşük. %60'lar düzeyinde gerçekleşti. Bu arada hani göremeyenler için bu renkleri ifade edeyim. Mavi olumlu cevap, kırmızı olumsuz cevap, yeşil kararsızım, fikrim yok, nötr cevaplarıdır. Ulusal eğitim politikaları ve eğitim uygulamaları konusunda öğretmen daha bilgiliyim diyen öğretmenlerimizin, aday öğretmenlerimizin oranı ise biraz daha düşük. %53-54 civarı çıktı.
Onun dışında bu seminerlerden istenilen faydaların elde edilmesindeki en belirleyici konu aslında bu seminerleri kimin verdiği, yani konuşmacılar. Bu kapsamda adaylardan konuşmacıları değerlendirmelerini istedik. İşte bu değerlendirme kriterleri sunulan konuda bilgi düzeyi, sunuma hazırlık düzeyi ve aday öğretmene yaklaşımdı. Burada konuşmacıların bilgi düzeyini yüksek olarak değerlendiren aday öğretmenlerin oranı yaklaşık %30 olarak çıktı. %60'lık bir kesim orta düzeyde bilgili, %12'lik bir kesim ise düşük düzeyde bilgili olarak tanımladı konuşmacıları. Sunuma hazırlık düzeyinde de benzer bir dağılım var. Yüksek derecede hazırlık yaptı konuşmacım diyen adayların oranı %35. Orta düzeyde yaptı diyenlerin oranı %50. Düşük düzeyde yaptı diyenlerin oranı %15. Aslında bu iki grafik bize bu konuşmacıların seçiminde biraz daha hassasiyet gösterilmesi gerektiği, konuşmacılara belki biraz daha önceden bilgi verip onlara bir hazırlık süresi sunulması gerektiği konusunda bize bir ışık tutuyor. Onun dışında aday öğretmenlerin önemli bir kısmı, yaklaşık %68'i konuşmacıların kendine yaklaşımının olumlu olduğunu değerlendirdi. Bu seminerlerin faydalarını, niteliğini belirleyen bir husus da fiziksel şartlar. Semih Hocam'ın aktardığı gibi bu seminerler yaz aylarında, Temmuz, Ağustos aylarında gerçekleştirildi. Dolayısıyla fiziksel şartlar bunların kalitesini önemli ölçüde etkilemiş olabilir. Adaylarımızın yaklaşık %45'i fiziksel imkanları, yani işte koltuk sayısı, koltuk konforu, oturma düzeni gibi faktörleri iyi olarak tanımladı. %42'si orta derecede iyi dedi. %13'i ise kötü dedi. Ses düzeninde de benzer bir dağılım var. Yaklaşık yarısı iyi olarak tanımlarken kalan yarısı orta ya da kötü olarak tanımladı. Havalandırma özellikle yazın sıcak geçtiği iller için çok kritik bir konuydu. Havalandırmayı iyi olarak tanımlayan öğretmenlerimizin oranı %40 oldu aday öğretmenlerimizin. Kalan %60'lık kesim orta ya da kötü olarak tanımladı. Yani özellikle bu dediğim gibi sıcak bölgelerdeki seminerlerin yapıldığı fiziksel mekanların iyi seçilmesi gerekiyor. Şimdi üçüncü başlıktaki bulgularım, yani danışman öğretmenlere dair bulguları paylaşmak istiyorum size. Semih Hoca'nın da ifade ettiği gibi aslında bu süreçteki en belirleyici aktörlerden birisi adaylardan sonra danışman öğretmenler. Biz de bu çerçevede adaylardan danışman öğretmenlerini mesleki yeterlilikleri, mesleki motivasyonları ve öğrencileri yaklaşımı bağlamında değerlendirmelerini istedik. Dört değerlendirme daha bundan sonraki slaytta gelecek danışman öğretmenlere dair. Aday öğretmenlerimizin çok büyük bir kısmı danışman öğretmenlerini mesleki açıdan yeterli ve yüksek motivasyonda tanımladı ve öğrenciye yaklaşımlarını olumlu olarak ifade etti. Benzer bir şekilde danışmanların adaylara, yani kendilerine olan yaklaşımını olumlu olduğunu söyledi. Fakat bir soru olarak da sizce danışmanlarınızın bu eğitim sürecine, yetiştirme sürecine bakış açısı neydi diye sorduk. Burada olumlu bakıyordu diyenlerin oranı %60'ta kaldı. Yani az bir oran değil ama daha da bence yükseltilmesi gereken bir oran. Onun dışında eğitim sürecinizde danışman öğretmeniniz etkin bir rol oynadı mı sorusuna, adayların %78'i evet etkin bir rol oynadı dedi. Peki danışman öğretmeniniz örnek bir öğretmen miydi sizce diye sorduğumuzda gene adayların ezici bir çoğunluğu %86'sı evet örnek bir öğretmendi dedi. Fakat burada yani bu sonuçlar genel olarak olumlu bir tablo çizmekle birlikte nitel görüşmelerde bize aday öğretmenlerimizin bir kısmının ifade ettiği birkaç sorunu dile getirmem gerekiyor. Özellikle adaylar ve danışman öğretmenlerin arasındaki yaş ve maruz kaldıkları eğitim farkı sebebiyle bu eğitim uygulamaları konusunda danışman öğretmenlerin yeterince güncel bilgiye sahip olmadığı bizi aslında beklentimizden daha sık şekilde yüz yüze görüşmelerde dile getiren bir husustu, getirilen bir husustu. Fakat bunu bu nicel araştırma verilerinde göremedik. Okul yönetimi de gene süreçte etkin aktörlerden birisiydi. Biz bu okul yönetimin durumunu da sorguladık. Ve aday öğretmenler okul yönetiminin okul öğretmene yaklaşımını olumlu ve etkin bir rol oynadığını değerlendirdi. Yine adaylık sürecine bakış açılarında %67 oranında olumlu olarak değerlendirdiler. Şimdi sürecin bütünü, geneline dair birkaç bulguyu paylaşmak istiyorum size. Eğitimin içeriğini sorguladık önce. Hani nasıldı sizce bu eğitimin içeriği? Olması gerektiği kadar kapsamlı mı? Daha mı az, daha mı fazla kapsamlı?
Burada öğretmenlerin yaklaşık yarısı olması gerektiği kadar kapsamlı cevabını verirken, olması gerekenden daha kapsamlı diyen öğretmenlerin sayısı %30 oldu. Az bir oran değil bu aslında. %16'lık bir kesim ise olması gerekenden daha az kapsamlı dedi bu eğitimin içeriğine. Eğitimin süresi Semih Hocam'ın ifade ettiği gibi yani 24+2 26 haftalık ve 700 küsür saatlik bir eğitimden geçti adaylar. Süreyle ilgili olarak adayların çok büyük bir kısmı yani %55'i olması gerekenden daha uzundu dedi. %40'ı olması gereken uzunluktaydı dedi. Küçük bir miktarda olması gerekenden daha kısaydı dedi. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı bu süre konusunda bir adım atmış durumda. Bildiğim kadarıyla bunun yeni planlanan programda bu seminerlerin süresi bir miktar kısaltıldı. Onun dışında sorguladığımız bir husus da bu eğitim nerede yapılmalı? Atandığınız ilde mi, sizin seçtiğiniz ilde mi sorusuydu. Burada yarı yarıya kabaca bir dağılım var. Aday öğretmenlerin yaklaşık yarısı atandığım ilde derken diğer yarısı benim seçtiğim ilde cevabını verdi. Aslında bu konuda karara bağlanmış durumda şu an. Bundan sonra aday öğretmenlerimiz bu sürece atandıkları ilde dahil olacaklar. Onun dışında aslında şu ana kadar bulgularımızla çelişen birkaç şeyi söylemek istiyorum. Peki dedik ada öğretmenlerine, şimdi şeyinizi bu süreç tamamlandı. Dönüp baktığınızda bu sürecin tamamına dair düşünceniz nedir? Sizce bu süreç olumlu mudur, faydalı mıdır, faydasız mıdır? Burada faydalı diyen ada öğretmenlerin oranı sadece %40'ta kaldı. %50 gibi devasa bir kitle bu konuda kararsızım dedi. Sadece %10'luk bir kesim ise faydalı değil dedi. Aslında bu soruyu kontrol etmek amaçlı bir de farklı açıdan bakma amaçlı bir soru daha sorduk. Şimdi dedik ilk atandığınız güne dönseydiniz bu adaylık sürecinden tekrar geçmek ister miydiniz? Buna isterim diyen öğretmenlerin oranı sadece %24'te kaldı. %40'lık bir kesim istemem dedi. Gene %37'lik devasa bir kararsız bir kesim var. Bu biraz önce, daha önceki slaytlarda sunduğum olumlu şeylerle, bakış açısıyla biraz ters düşüyor. Onun dışında bir de öğretmenlere şu soruyu sorduk. Kariyerinizin ilerleyen aşamalarında siz de danışman öğretmen olmak ister miydiniz diye. Buna adayların %62'si yaklaşık evet isterdim cevabını verdi. Açıkçası bu oran bizim beklentimizin altında kaldı. Her ne kadar az olmasa da. Kabaca bu sunumda içereceğim bulgular bu şekilde. Sonuç ve önerilerin çok büyük bir kısmını İpek Hoca paylaştı sizinle ama birkaç şeyin üzerinde durmak istiyorum burada çok hızlıca. Hazır bulunuşluk olarak yazdığım birinci madde. Aslında bu atandıkları sırada her öğretmenin hazır bulunuşluğu eşit değil. Yani benim görüştüğüm adaylardan birkaçı 3-4 yıla kadar özel okullarda öğretmenlik tecrübesi yaşamış adaylardı. Ve de bazı adayların diğerlerinden daha çok staj eğitimleri sırasında staj tecrübesi olmuştu. Özellikle bu adaylar okul içi ve sınıf içi faaliyetleri kendileri açısından çok faydalı olmadığını dile getirmişlerdi. Bir bulgu olarak bunu sunuyorum. Buradaki şeylerin çok büyük bir kısmını İpek Hanım dile getirdi. Yani bu danışmanlık teşviki kısmı da bence önemli. Yani iki tane grafikte biliyorsunuz danışman öğretmenlerin sürece bakış açısı benim beklediğimden biraz daha az düzeyde olumluydu. Diğer bir konuda adaylar ileride danışman olmak ister mi sorusuna da gene düşük bir oranda evet cevabını almıştık. Kısaca benim sunumum bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Evet, Emre İlyas Bey'e çok teşekkür ediyorum sunumları için. Ve zamanında bitirdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi de kürsüyü Sayın Müsteşarımıza Doçent Doktor Yusuf Tekin Bey'e vermek istiyorum. Buyurun efendim, söz sizin. Süre kıstım yok değil mi? Estağfurullah. Şimdi çok değerli başkanım, değerli müsteşar yardımcısı arkadaşlarımız, değerli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Adettendir ama ben adet olduğu için değil, gerçekten teşekkür etmek istiyorum. SETA'ya ciddi bir, samimi bir işten teşekkür borcum var diye düşünüyorum. Çünkü bütün bu süreci planlarken dışarıdan bir gözle bakmanın ayrıcalıklarına sahip değiliz. Yani onu göremiyoruz. Şimdi mesela Emre Bey sunum yaparken kitaplarla ilgili fiziksel hacim veya sayfa sayısı üzerinden
konuştu. Yani göz önünde bulundurması gerekiyor. Yani böyle çok okuma alışkanlığı genel olarak yüksek olmadığı için toplumda belki daha küçük, daha farklı kitaplar seçilmesi gerekebilir. Aynı şekilde film sayısı artırılabilir veyahut dışsal faktörlerle vazgeçtiğimiz bu şehir kimliğini tanıma ki programla ilgili olarak memnuniyet düzeyinin en düşük olduğu iki konu şehir kimliğiyle yine yerelde yapılması beklenen diğer kurumlarla ilişkiler anlamındaki eksiklik. Orada da şu var, öğretmen adaylarının yani stajyer öğretmen arkadaşlarımızın bakanlığımızda çok yoğun baskıları oldu. Bu süreci kendi ilimizde alalım şeklinde bu yoğun baskılara direnemedik. Direnemediğimiz için arkadaşlarımızın stajyerlik sürecinin o kısmını bulundukları illerde, yani üniversite eğitimlerini aldıkları, kurulu düzenlerinin bulundukları, anne babalarının bulundukları illerde almalarına müsaade ettik. Şimdi görüyoruz ki memnuniyet oranının en düşük olduğu yerler, alanlar bunlar. Dolayısıyla bunları görmemize vesile olduğu için ben SETA'ya bir kez daha başkan nezdinde İpek Hanım, Emre Bey, Muhittin Bey'e teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de burada bir misafirimiz var Kalkınma Bakanlığı'ndan. Bunu ben zaten not almıştım teşekkür etmem gerektiğine dair ama İpek sunum yaparken Amerika Birleşik Devletleri'nin örneğinden hareketle aday öğretmenlerin yetiştirilme sürecinde bütçeleme problemlerinden bahsetti. Amerika'da ayrılan bütçe bizim Milli Eğitim Bakanlığı'nda benzer bir bütçe ayrılmıyor ifadesini söyledi. Bu doğru bir eleştiri olabilir. Bütçe kalemlerinde böyle bir şey yok. Ama hem çok değerli dostum Kalkınma Bakanı Müsteşarımız Cüneyt Bey, hem bakanımız hem de Yılmaz Bey şu konuda bize açık çek verdiler. Daha önceki müsteşarımız da aynı şekilde. Öğretmen niteliklerini artıracak, öğretmen eğitimleriyle alakalı olarak bize sunacağınız her projeyi Kalkınma Bakanlığı olarak biz destekleyeceğiz. Size bu konuda bütçe aktaracağız dediler. Biz bütün bu sürece, şimdi önümüzdeki dönemde, önümüzdeki günlerde özellikle bu 5. sınıfların dil ağırlıklı bir sınıf haline dönüştürülmesi sürecinde, müfredat eğitimleri, yeni müfredata yönelik eğitimler sürecinde biz yeni öğretmenlerle ilgili, bütün öğretmenlerimizle ilgili yeni bir hizmetçi eğitim süreci başlatacağız. Bütün bunlar Kalkınma Bakanlığı'nın destekleriyle bize sunacağı imkanlarla yapacağız. Hani belki teknik bir bilgi olması açısından İpek'in söylediğinde eksiklik kalmasın diye bunu söylemek gerekirdi. Ben Kalkınma Bakanlığı'na da bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Niye böyle bir şeye ihtiyaç duyduk? Adaylık süreciyle ilgili yeni bir tanımlamaya niye girdik? Bu benim için çok önemli. Bütün bu sürece başlarken şöyle baktık. Türkiye'de eğitim süreciyle alakalı olarak memnuniyet oranı diğer sektörlere göre daha düşük. Fiziksel yatırımlar itibariyle bakıldığında, bütçeden ayrılan kaynak itibariyle bakıldığında aslında çok yüksek bir memnuniyet olması beklenirken bu memnuniyet oranı çok düşük. Ben ülkelerin demokrasilerinin konsolide edilme düzeyleri, demokratikleşme düzeyleri üzerinden göstergelere bakarken bütçeden eğitime ayrılan paya bakarız. Bakarak değerlendirme yaparız. Türkiye özellikle son 15 yılda bu anlamda ciddi bir mesafe kat etti ve şu anda genel bütçenin yaklaşık 1/5'i eğitim harcamalarına ve Milli Eğitim Bakanlığı'na hasredilmiş durumda. Bu çok yüksek bir rakam. Buna rağmen memnuniyetin düşük olmasının gerekçeleri üzerinde durmak gerekirdi. Ve biz yaklaşık 3-3,5 yıldır bu konuyla ilgili olarak niye bu kadar kaynak ayrılmasına rağmen memnuniyet oranı bu kadar düşük, bunu masaya yatırmıştık. Her bir konuda tek tek alan araştırmalarıyla desteklenen politika önermeleri geliştirdik. Bunlardan bir tanesi bugün burada tartıştığımız öğretmen nitelikleriyle alakalı konuydu.
Şöyle elimdeki bir rakamı sizinle paylaşayım. Son yani 2003 yılından itibaren atamasını gerçekleştirdiğimiz öğretmen sayısı Milli Eğitim Bakanlığı olarak 561.000. 561.431 öğretmen atanmış 2003 yılından bugüne, yani mevcut hükümetimizin iş başına geldiği tarihten itibaren atanan öğretmen sayısı. Bu rakam tek başına belki çok bir şey ifade etmiyor olabilir ama mevcut öğretmenlerimizin sayısıyla kıyasladığınızda 948.000 öğretmenimiz var. Yani %60'a yakın bir kısmı mevcut hükümet döneminde atanmış. Buna rağmen öğretmen nitelikleriyle ilgili bir problemimiz var. Demek ki öğretmen nitelikleri bu sürecin en başında niteliklerinin artırılması hükümetin iktidara geldiği yılların ilk başlarında başlamış olsaydı şu anda öğretmenlerimizin yaklaşık %60'ı en azından yeni konsepte göre ve çağdaş gelişmelere göre istihdam edilmiş ve adaylık sürecini tamamlamış olacaktı. Fakat biz baktık, öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı ailesine istihdam edildikten sonra adaylık süreci, yani bunu bir öz eleştiri olarak da kabul edebiliriz, dostlar alışverişte görsün misalinden tırnak içinde içi boş bir süreç. Bunun gerekçeleri var kuşkusuz. Yani çok fazla öğretmen ihtiyacı var. İstihdam ettiğiniz öğretmeni aday olarak istihdam etmek yerine öğretmen olarak sınıfa sokup o ihtiyacı gidermeyi tercih etmiş bizden önceki bakanlık yönetimi. Bu da bir ihtiyacı karşılıyor ama sonuçta baktığınızda eleştiri kaynağı olan bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Buradan şunu da ben sizinle paylaşmak isterim. Bu konular tartışılırken şöyle bir yanlış anlaşılma olsun istemem. Öğretmenlerimiz çok yetersiz. Behemehal bir an önce öğretmenlerin yeterliliklerinin artırılması, öğretmenlerin bu anlamda daha nitelikli hale getirilmesi. Ya böyle bir önerme yok arkadaşlar. Bu doğru değil. Öğretmenlerimiz nitelikli. Çok büyük çoğunluğu, neredeyse tamamına yakını, tamamına yakın ifadesini özellikle kullanıyorum. %3 ortalaması, %3'ü daha eski dönemlerdeki atama usulüne tabi olarak atanmış ön lisans mezunu öğretmenimiz yaklaşık. Yaklaşık %86'sı lisans mezunu, bir lisans programından mezun olmuş. Ve yaklaşık %10'u da lisans üstü eğitim almış durumda. Doktora yapmış öğretmenlerimiz var. Yüksek lisansını tamamlamış öğretmenlerimiz var. Hatta elimde onların sayıları yok ama bu yıl 24 Kasım sebebiyle Ankara'ya davet ettiğimiz öğretmen arkadaşlarımızdan bir tanesiyle tanıştım. Doçent. Yani doçentlik unvanını almış öğretmen arkadaşımız var. Dolayısıyla şu önerme yanlış. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan öğretmenlerin nitelikleri çok düşük. Bu nitelikleri artırmak. Böyle bir şey yok. Nitelikli bir öğretmen kitlesiyle çalışıyoruz. Fakat bu harmoni, burada bir harmoni problemi var. Bunu gidermek için neler yapılabilir? Harmoni problemini isterseniz şöyle kısa bir örnekle ben sizinle paylaşayım. Mesela burada özellikle veli arkadaşlar, eğitim camiasının arkadaşlar bilirler. İlkokullarda bitişik eğik el yazısıyla artık eğitim veriyoruz. Yani yaklaşık olarak 10 yılı aşkın bir süredir bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın politikası. Ne beklenir? Mevcut sınıf öğretmenlerimizin, yani bu politika hayata geçirildi 2005'ten sonra, kiler ayrı, öncekilerin hizmetçi eğitimden geçirilmiş olması, bitişik eğik el yazısıyla çocuklara yazı yazmayı öğretmek konusunda en azından bir eğitim verilmesi beklenir. Milli Eğitim Bakanlığı bunu kısmen yapmış. Fakat şu daha çok beklenen bir şey, mevcut öğretmenler için ayrı ama üniversitelerde okuyan eğitim fakültelerinde
veya ilgili öğretmenliğe kaynak teşkil eden fakültelerde okuyan kişilerin mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olmayı bekleyen arkadaşlarımızın en azından müfredatına bitişik eğik el yazısıyla çocuklara okuma yazma öğretmeyi o müfredata yerleştirmesi beklenirdi. Maalesef benim harmoni eksikliği dediğim, yani burada bir senkronizasyon problemi var. Bu eğitim fakültelerinde veya diğer fakültelerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatı ile ciddi bir şekilde bir iletişim problemi var, vardı diyelim. Ve bundan kaynaklanan ciddi bir hatamız var, ciddi bir problemimiz var. Veyahut mesela Türkiye şu anda yılda ortalama 1 milyar TL'ye yakın Fatih projesine kaynak aktarıyor, bütçeden kaynak aktarıyoruz. Ve şunu bekleriz, mesela biz Fatih projesi kapsamında öğretmenlerimize hizmetçi eğitim veriyoruz. Ama aramıza yeni katılacak insanların da üniversitelerde etkileşimli tahtalarla, tabletlerle, yani daha sosyal veya teknolojik gelişmelere uyumlu materyallerle ders işlemesinin müfredat içerisinde olmasını, eğitim fakültelerinde mezun olan kişilerin geldiğinde bir de biz buna oturup etkileşimli tahta ne demektir, nasıl çalışır, nasıl bir bağlantısı var veya EBA'da neler var, bir de bunları tekrar anlatmaya çalışmamız ciddi bir senkronize problemi olduğunu ortaya koyuyordum. Ben bu anlamdaki en ciddi problemin bu olduğuna inanıyordum, inandım, yani bunu gördüm. Önce bunu gidermeye çalıştık. YÖK'te daha sağlıklı bir diyalog ortamı oluşturduk ve bu anlamda yani yavaş da ilerlese sürecin daha sağlıklı yürüdüğüne inanıyorum. Hem bu eğitim fakültelerinin öğrenci sayıları hem müfredatı ile alakalı olarak YÖK'le daha çok daha farklı bir diyalog içerisindeyiz. Dolayısıyla böyle bir senkron problemi vardı. Onu aşmamız gerektiğine inanıyorum. İkincisi, şöyle bir problemimiz daha var. Şimdi öğretmenlik bir meslek ama aynı zamanda da kamu bürokrasisi diliyle konuştuğumuzda bir kadro, bir kadro unvanı, yani bir devlet memuru kadrosu. Başka hiçbir alanda kadro ile eğitim arasında böyle bir şey yok. Yani eğitim fakültesini bitiren her arkadaşımız kendisini öğretmen diye tanımlıyor. Ama başka fakülteleri bitiren hiçbir arkadaşımız kendisini o mesleğin kadrosuyla eşdeğer biçimde görmüyor. Burada da bir problemimiz var. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetim Bölümünü bitiren ya da hukuk fakültesini bitiren bir kişi kendisini yargıç, hakim, savcı, kaymakam olarak tanımlamıyor. O mesleğe yönelik olarak sınavlara hazırlanan bir birey olarak tanımlıyor. Ama eğitim fakültelerine mezun olan arkadaşlarımız kendilerini öğretmen olarak tanımlıyorlar. Öğretmen olarak tanımlamak çok orada beni ilgilendiren kısım şu. Bu arkadaşlarımız adaylık eğitim sürecine çok soğuk tepki veriyorlar. Yani adaylık eğitim sürecini biraz önce İpek sunum yaparken Amerika'daki örnekten hareketle 4 yıl, 5 yıllık bir adaylık eğitim sürecinden bahsetti. Biz bir kadroya istihdam ettiğimiz üniversite mezunlarına 1 yıl adaylık eğitimi koyduğumuzda kamuoyundaki tartışmalar şöyle geriye dönün bakın. Yaz tatilimizi elimizden aldılar. İşte şu kadar eğitim verildi. Bunlar gereksiz gibi onlarca başlıkta tartışmayla karşı karşıya kaldık. Bu şu algıdan ortaya çıkıyor. Zaten bunlar mezun oldular. Zaten öğretmenler. Başka hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Buyurun atayın. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'nda devlet, yani kamu görevlisi istihdam ediyoruz ve kamu görevlisi, yani bir kadronun karşılığı olması gereken eğitimi tanımlamak, içeriğini oluşturmak, ihtiyaç duyduğumuz niteliklere göre eğitimlerini vermek, bu bizim en doğal hakkımız. Dolayısıyla bizim bu eğitimi vermemiz, eğitim fakültelerindeki eğitimi niteliksiz hale getirmez. Eğitim fakülteleri bilimsel anlamda öğrencilerimizi eğitirler. Ben de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu havuzdan nitelikli elemanları seçerim.
ihtiyaçlarım doğrultusunda eğitirim. Bu adaylık eğitimi sürecinin mantığı buradan ortaya çıktı. Biz artık nitelikli eğitim fakültelerinden mezun olan arkadaşlar arasından bizim ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek, bizim eksikliklerimizi giderecek, bizim ihtiyaçlarımızı tamamlayacak nitelikteki arkadaşlarımızı istihdam edip, o arkadaşlarımızı yine bizim belirlediğimiz çerçevede, bizim müfredatımız, bizim okullarımız, bizim koşullarımızda hizmetçi eğitimi verip, bu hizmetçi eğitimi tamamladıktan sonra adaylık sürecini tamamlayıp, öğretmen ünvanlı kadrolara atama süreci başlattık. Ya bu sürecin doğru tanımlaması budur. Bundan daha doğal bir süreçte yoktur. Bakın burada başka kariyer mesleklerdeki arkadaşlarımız da bilirler. Minimum 2 yıl, 3 yıllık bir aday eğitim süreci vardır, adaylık eğitimi. Ve o adaylık eğitiminden sonra o kariyer mesleğe atanırsınız. Milli Eğitim Bakanlığı'nda başlattığımız süreç de tam anlamıyla budur. Bunu yapmak istiyoruz, bunu yapacağız. Bu şunun için önemli arkadaşlar. Bizim koşullarımız üniversitelerden çok farklı. Bizim koşullarımız büyük şehirlerden çok farklı. Bizim birleştirilmiş sınıflarımız var, taşımalı eğitim yapan okullarımız var, sobalı okullarımız var, problemli okullarımız var. Bunlar üniversitelerdeki gibi steril ortamlarda çözülebilecek şeyler değil. Dolayısıyla biz öğretmen adayı arkadaşlarımızı sahada görüp sahadaki etkinliklerini değerlendirip ondan sonra aramıza katmak yönünde bir politika belirledik. Bununla beraber bir husus daha, belki bu sözleşmeli öğretmenlikle birlikte tartışılan bir konu veya tartışılacak bir konu, bunu da önemsiyoruz. Şu anda belki üniversitelerle aramızdaki ciddi sıkıntılardan bir tanesi de budur. X Üniversitesi, Eğitim Fakültesi öğrencilerini yetiştiriyor ve staj uygulaması zorunlu, biliyorsunuz. Rektörlerimiz sağ olsunlar, fakülte dekanlarımız, kampüsün hemen bitişiğindeki okulla stajyerlik süreci başlatıyorlar. Ve idarecilerimizin bizi eleştirisi, Sayın Müsteşarım, bırakın öğretmeni, öğrenciden çok stajyer öğrencimiz var. Şimdi bir problem var arkadaşlar, bir sorun var. Yani o staj uygulamasının sağlıklı olmadığını hissediyorsunuz. Hem rektörümüz kendince haklı gerekçelerle okulun yakında, üniversitenin kampüsün yakınındaki okulu uygulama okulu olarak seçmiş. Kendisine sorduğunuzda işte öğrencilerin ulaşım ihtiyaçları, öğrencilerin bu anlamda orayı tercih etmeleri vesaire gibi sebeplerle o okulu seçtiğini söylüyor. Ama realite böyle değil. Büyükşehir'de kampüsün bitişindeki okul bizim okul ortalamamızı temsil etmeyebilir. Bunu da geçtik. Mantık gereği bu stajyer öğretmen arkadaşlarımız, yani eğitim fakültesindeki öğrencilerden staja gelen çocuklarımız için hem okulda bir danışman öğretmen bulunması gerekiyor, bunu sürekli yönlendirmesi gerekiyor. Ama 10 tane, 20 tane öğretmenimizin olduğu yere yüzlerce stajyer öğrenci gönderiliyor. Bu üstesinden gelinebilecek bir problem değil. Bunu da geçtik. Şimdi bu arkadaşımız bir staj uygulaması yapıyorsa, biz mesela kendimiz için söyleyeyim, meslek liselerindeki öğrencilerimiz staja gidiyorlar. Her öğretmenimize 3-5 tane stajyer öğrenci zimmetliyoruz. Staj için giden öğrenciyi izlesin, kontrol etsin, problemleriyle ilgilensin diye. Ben lise öğrencisi için böyle bir sınırlama yaparken, üniversitelerde staj uygulaması için okullara gönderilen öğrencilere, yani 150-200 tane öğrenciyi bir öğretim üyesine zimmetliyorlar.
Bunun izlenmesi mümkün değil arkadaşlar. Biz bunun sağlıklı yürümesi için YÖK'le iletişim halinde üniversitelere bir yazı yazdık. Ve dedik ki bundan sonra öğretmen sayısı ve okul türlerimize göre bu staj dengeli halde dağıtılacak. Bir öğretim üyesine, ki bu kriteri YÖK belirlemişti, bir öğretim üyesine 15'ten fazla stajyer öğrenci danışman olarak tayin edilmeyecek. Üniversiteler ayağa kalktı. Bu bizim için önemli. Başka bir şey daha yapıyoruz bununla beraber. Öğrencinin staja gittiği okulla ilgili veya staja gittiği süreyle alakalı kayıt tutmaya başladık artık. Yani elektronik ortamda X Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümündeki şu öğrenci şu okulda staj yaptı. Danışmanı şuydu, şu kadar gün geldi, şunları yaptı. Artık elektronik ortamda bunları kayıt altına alacağız ve donelerimiz olacak. Dolayısıyla sözleşmeli öğretmenlik ya da benzeri koşullarda istihdam ederken mülakat sürecinde bundan faydalanacağız. Bu sürecin böyle başladığını söyleyeyim. Birkaç hususun daha altını çizmek istiyorum. Şimdi böyle çok kendisini tam anlamıyla öğretmen olarak tanımlanmış bir biçimde fakülteden mezun olunca bizim hazırladığımız, bizim oluşturduğumuz hizmetçi eğitim sürecine öğretmenlerimiz veya adaylarımız çok pozitif tepki vermiyorlar. Verselerdi, veriyor olsalardı, şimdi size vereceğim rakamlar bizi bu anlamda bu öğretmen niteliklerini tartışmaktan uzaklaştırırdı. Şimdi arkadaşlar, 2016 yılında biz Milli Eğitim Bakanlığı'nda toplam 37.290 tane hizmetçi eğitim organize etmişiz. 37.000 adet. Ya bu çok devasa bir rakam. Ve mükerrerlerle birlikte, yani söylediğim rakamlar aynı öğretmenimiz birden fazla hizmetçi eğitime katılmış olabilir. 1.410.881 öğretmenimiz de hizmetçi eğitime katılmış. Yani buradan her eğitime, en az bir defa eğitime giden öğretmen sayımız yaklaşık 400 bin civarında. Yaklaşık 400 bin civarında öğretmenimiz eğitime gitmiş. Ama hizmetçi eğitim dönüşünde verim alamadığını, yeterince verimli olmadığını gözlemliyoruz. Şimdi İPEK'in sunumunda yine bir husus var. Onu da bununla beraber söylemem lazım. Şimdi bu hizmetçi eğitimleri nasıl planlıyoruz? 2013 yılında ben başladığımda, yani ben eşim öğretmen olduğu için bu süreçleri çok iyi biliyorum. Yani gelmeden önce hizmetçi eğitimin Milli Eğitim Bakanlığı içerisindeki öğretmenlerdeki algısının ne olduğunu biliyordum. İlgili genel müdür arkadaşımıza hani bu nasıl planlıyorsunuz sorusunu yönelttiğimde çok standart, yani her yıl aynı şeyleri devam ettiriyoruz. Böyle olmayacak dedik. Bundan sonra MEBBİS'e bir modül eklettik. Ve her öğretmenimiz kendisine verilen takvimde hangi konuda hizmetçi eğitim almak istediğini, neye ihtiyaç duyduğunu seçiyor. İlgili genel müdürlüğümüz organize ediyor. Öğretmen Yetişme Genel Müdürlüğümüz de bu hizmetçi eğitimleri gerçekleştiriyor. Yani İPEK'in söylediği lokal hususlar göz önünde bulunduruluyor. Cizre Anadolu Lisesi ile Atatürk Anadolu Lisesi öğretmenleri farklı hizmetçi eğitimleri talep ederlerse o hizmetçi eğitimleri de biz yerine getiriyoruz. Şimdi tablo şu, öğretmene seçme şansı sunuyoruz. İstediği hizmetçi eğitim başlıklarını seçiyor. İstedikleri hizmetçi eğitimi veriyoruz. Ama istediğimiz verimi elde edemiyoruz. Demek ki burada da bir sıkıntımız var. Burada da problemimiz var. Bu problemi aşmak için radikal bir çözüm olarak öğretmenliğe başlama prosedüründe biraz önce Semih Bey'in ayrıntılarını anlattığı, Emre Bey'in de saha araştırmalarını sunduğu aday öğretmenlik sürecini başlattık. Bundan sonra bu kısımları aday öğretmenlik sürecinde çözeceğiz. Mevcut öğretmenlerimizle alakalı ise öğretmen akademileri
başlığıyla pilot uygulaması İstanbul'da başladı kısmen. Daha nitelikli bir hizmetçi eğitim süreci başlıyor. Öğretmen akademileri bu anlamda kurgulandı. Bazı konularda yüz yüze, bazı konularda uzaktan eğitim imkanı sunacağız bu ortamlarda. Yine İPEK'in eleştiri olarak söylediği yöneticilerle alakalı kısım da bu akademinin, öğretmen akademilerinin bir tanesi sadece yöneticileri yetiştirmek üzere veya yönetici eğitimlerini yapmak üzere kurgulandı. Demek ki İPEK'in eleştirisi haklı, Milli Eğitim Bakanlığı kapalı devre çalışıyor. Yaptığımız şeyleri İPEK bile duymamış. Son bir husus, Emre'nin sunumunda çok dikkatimi çeken bir şey oldu. Danışman öğretmen uygulaması. Ya bu benim çok önemsediğim bir şeydi. Benim arzum şu arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde çok vefakar, gerçekten çok böyle duayen niteliğinde öğretmen arkadaşlarımız var. Bu insanların, bu çalışma arkadaşlarımızın mesleki birikimlerinin heba olmasına gönlüm razı değil. Ve bu insanı alıp herhangi bir şekilde idareci yaptığınızda bu birikimden faydalanmış olmuyorsunuz. Yani ödüllendireyim dediğinizde, buyurun seni müdür yaptık, idareci yaptık dediğinizde bu birikimini aktarması mümkün değil. Peki ne yapmak gerekiyor? Yapmamız gereken şey şuydu, biz aday öğretmenlerimizi, bu duayen öğretmenlerimize zimmetleyelim. Bir usta-çırak ilişkisi ortaya çıksın istedik. Bu usta-çırak ilişkisi çok sayıda öğretmenimizi mutlu etti. Yani danışman arkadaşlardan da, yani ben çok mutlu oldum. Sizden idarecilik falan istemiyordum ama benim artık, ya yani beni yetiştirdiğim diyeceğim öğretmen gençler olacak. Bu beni yeterince onur ediyor, mutlu ediyor diye çok pozitif geri dönüşler aldık ama orada eksik kalan şey şu, yine dışsal faktörler sebebiyle danışman öğretmenlerimizi motive edecek bir unsur bu sistemin içerisine entegre edemedik. Danışman öğretmenlerimiz bu danışmanlık hizmetinden dolayı herhangi bir farklı uygulama ya onlara herhangi bir pozitif ayrımcılık yapacağımız bir mekanizma oluşturamadık. Bunun değişik sebepleri var. Yani kurguladığımız şeye çok eleştiri veya çok şikayet geldi. Yargı devreye girdi vesaire derken o eleştiride veya Emre Bey'in sunumundaki o eksiklik bizim, benim de kabul ettiğim bir eksikliktir. Bu sistemde danışman öğretmen arkadaşlarımızın farklı şekilde değerlendirilmesi, motive edecek unsurların sisteme entegre edilmesi o arkadaşlarımızı da mutlu edecektir. Bunu da yapacağız. Bunu da söylemiş olayım. Ben Muhittin, buçukta bitireyim diye planlamıştım. Buçuk olmuş saat. Ben de böylece özetlemiş olayım. Yani sunumlarla alakalı düşüncelerimi ve aday öğretmenlik sürecini niye kurguladığımızı özetlemiş olayım. Ben tekrar hem özellikle Kalkınma Bakanlığımıza ve SETA'ya teşekkür ediyorum. Araştırmayı yapan, anladığım kadarıyla İpek ve siz koordine ettiniz. Emre ile beraber her üçünüze de teşekkür ediyorum. Benzer çalışmaların devamını bekliyorum. Saygılar sunuyorum, kolay gelsin. SETA olarak Sayın Müsteşarımıza davetimizi icabet edip geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Ama aynı zamanda savunmacı bir tavır takınmayarak aslında kendileri ve bütün ekibi bize çok sıcak ve samimi davrandıkları, verileri süreç içerisinde bizimle paylaştıkları için çok teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili biz başka projeler de yürütüyoruz. O projelerde de sağ olsunlar desteklerini esirgemediler. Yani Sayın Müsteşarımızın aslında bir başka programı var. Uzun süredir burada tutmak da istemiyoruz. Birkaç soru almak istiyoruz.
Şimdi eğitim olunca soru almaktan da korkuyor insan. Korkmayın siz ya. Yok, ben korkuyorum yani moderatör olarak, çünkü önüne alamama gibi bir durumum var. Siz sizin cevaplarınızdan dışında. İlk önce burada bir hanımefendi, evet, elini kaldırdı. Sonra Sayın Müsteşar Yardımcımıza. Lütfen kısaca kendinizi tanıtıp ve sorunuzu soru olarak ve kısa bir şekilde sorarsanız memnun oluruz. Benim ismim Saadet Şaşmaz. Ben 1,5 yıldır ücret öğretmenlik yapıyorum. Sorum tabii ki Yusuf hocamıza. Ben hocamıza hitap etmek istiyorum. Çünkü biraz önce hani İpek hocamız da şey yaptı. Hani acaba bu idareciler konusunda işte nitelikli öğretmenlerimiz var, fakat idareciler konusunda aslında biz engelleniyoruz. Ben bu konuda Yusuf hocama sormak istiyorum. Yani evet, tamam, akademik olarak onlara eğitim veriyorsunuz ama acaba bir onları bir denetleme söz konusu mu diye soracaktım. Bu arada hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten öğretmenlerin niteliğinin iyi olduğunu burada belirtmeniz çok önemliydi benim için. Çünkü velilerde şöyle bir anlayış var. İşte özel okullar daha iyi, ben çocuğumu özel okula göndereyim. Hayır, bizim öğretmenlerimiz de çok iyi. Devlet okullarımızda inanılmaz eğitimler verebiliriz. Yeter ki idareciler konusunda biz öğretmenler engellenmeyelim. Bu bürokrasiden zaten bu yüzden nefret ediyorum artık gerçekten. Hani sürekli bir şeyler engel konuluyor ve hani yani maksadımız madem birey ise, öğrenci ise, gelecek nesillerse, bu konuda çok rica ediyorum. Yani bizi kötü idarecilerden kurtarın. En azından eğitim sistemimizi gerçekten bu konuda çok ihtiyacı var diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür, evet, Sayın Müsteşar Yardımcımıza. Teşekkür ediyorum. Ben tabii bugün burada olmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum Sayın Müsteşar'ın. Teşekkürle karşılık vermek istiyorum. Şundan dolayı bugüne kadar ki genelde milli eğitimle ilgili ya da eğitimle ilgili, hadi daha da genelleştirelim, kamunun genel şey işine baktığımızda hep girdilerle ilgilidir. Yani hep para istenir, hep öğrenci kontenjanı artırılır, daha çok bina yapılır, daha çok araştır, neyse yani daha çok sayısal girdilerle ilgili gündemimiz doluyor. Ama bugün niteliksel bir konu, yani öğretmenlerin niteliğiyle ilgili bir konu tartışılıyor. Bu oldukça önemli. Ben hakikaten Sayın Müsteşarımıza, şahsınıza, hepinize teşekkür ediyorum. Böyle bir konu çalışıldığı için ve bunun gibi daha çalışacak çok konu var, söylemeye gerek yok. Eminim ki bunlar da sizin gündeminizde olacaktır. Şimdi tabii sayın ben soru sormayacağım. Eğer soru bekliyorsanız müsaadenizle ben susabilirim ama değerlendirme bir önerim olacak. Çok kısa. Kısa olursa sayın müsteşarım tabii. Evet, sonra salona tabii dönelim. Yani son 10-15 yıldır hani daha çok sayısal gelişmelerle ilgili hep övündük ama özellikle son 10. planla birlikte ve önümüzdeki yıldan itibaren gündemimize gelecek 11. planla ilgili daha çok kaliteye artık odaya alacağız. Yani bundan sonra artık bizim bir şeyler göstermemiz lazım. Hani ifade edildiği gibi bu kadar şey yaptık, niye sonucunun karşılığını göremiyoruz. Bir şeylerde demek ki aksaklık var. Her şey sayıyla ilgili değil. Bir şeyleri iyi yapmadığımızı gösteriyor bu. Dolayısıyla bu oda daha çok ihtiyacımız var. Ben doğrusu yeni adaylarla ilgili başlatılan bu çalışmanın çok önemli olduğunu kabul ediyorum. Özellikle İpek Hanım'ın dile getirdiği değişik ülke örneklerini cidden önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bir yılla bu iş olmaz. Kaldı ki bir yıllık sürecin de sonuçlarını Emre Bey'in dinlediğimizde çok da hani içimizi böyle coşturacak, harika diyebileceğimiz de sonuçlar yok. Belki ilk şeyler her zaman zordur ama ısrarlı ve sürdürülebilir kılmak için sistemi sürekli güncellemek lazım. Yani Sayın Müsteşar'ın ifade ettiği gibi hizmet eğitimi hep aynı şeyleri yapmak değil, her gün yeni şeylere bakmak lazım. Dünya değişiyor. İnsanların algısı değişiyor, dünyaya bakışı değişiyor. O itibarla yaptığımız programları bu program dahil sürekli güncellemek gerektiğini. Bunun belki İsrail modeli açıkçası benim de çok önereceğim bir model. Yani periyodik olarak çocuğu hizmet işine aldıktan sonra ısrarla devam etmenin manası yok. Eğer bu işe elverişli olmadığı anlaşılıyorsa sistem dışına itmek lazım. Ve arkasından da belki 5-6 yıllık süreç için bir sözleşmeli modeli çok ısrarla tutmak lazım. Performansın odağından da şey var benim kanaatim. Yani yaklaşık 30 yıldır ben de plancıyım. Sözleşmeli yapı. Ne yazık ki burada ülkemizin kültürü buna çok müsaade etmiyor. Herkes kadroyu istiyor ve siyasi olarak da bu yönetilemiyor pek. Ama bu madem başlamış, en azından bu sözleşmeli yapıyı 4-5 yıl uzatmak lazım ki motivasyonu arttıralım. Çünkü evet,
zorunlu hissetmediğim müddetçe hiçbir zaman ikinci ve usus bütün bu sistemin özünde aslında sadece öğretmen değil okul performans yönetim sistemini muhakkak surette bizim gündemimize almamız lazım. Çünkü eğitim eğer bir mutfak düşünürsek girdilerini ve çıktılarını bahsetmeyeceğim ama bu mutfakta öğretmen işin odağında ama onun içinde yönetici var. Okul ortamı var. Eğer biz okulun performansını, raporunu, karnesini her yıl şeffaf bir şekilde yayınlayamasak, hesap soramasak aslında öğretmenlerin niteliği, öğrencilerin hazır oluşları, yöneticilerin hassas davranması vesaire vesaire birçok şey ıskalanır. Tabii kısaltabilirsek lütfen. Son bir soru. Çünkü gerçekten vaktimiz yok. Sorun bir öneri o zaman. Bu bilgi işlem ya da kısaca Fatih dediğimiz proje, tabletler vesaire. Bunlarla ilgili de bir çalışmayı ben hararetle öneriyorum. Bu kadar kaynak aktarıyoruz. PISA sonucu bu yıl çok vahim. Ben birazcık ona bağlıyorum. Bu bilgi işlem ya da ICT ya da tabletler çok kulağa hoş geliyor ama kanaatimce eğitimi ciddi bir şekilde aksatıyor. Değişik çalışmalar var. Lehinde olanlar var, aleyhinde olanlar var. Bu konuyu da bir masaya yatırıp bunu daha ne kadar devam ettireceğimizi bir düşünmek lazım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Üçüncü sırada Halil hocama uzun süredir görmemişim. Hocam hoş geldiniz bu arada. Teşekkür ederim. Şimdi ben Milli Eğitim Bakanlığı'nı kutluyorum. Mevzu olur olmaz çocuklar cepheye sürmedikleri için harika bir uygulama. Aşağı yukarı 50 yıla yakındır şu camianın içindeyim ben üniversitede. Atılım Üniversitesi'nde profesörüm bu arada. Şimdi bütün dünya çok hızlı değişiyor. Yani tarih hızlandı. Eğitimin temel paradigmaları da değişti. 20. yüzyılın behaviorist görüşü yerine yapısalcı görüş egemen ve bütün eğitim sistemi de buna ayarlanıyor. Bu arada tabii öğretmen yeterlikleri de değişti. Şimdi benim sorum bu oryantasyon eğitimi diyeyim. İçerisinde teknik, sosyal, beşeri bir takım yeni beceriler kazandırılmaya çalışılıyor mu? Yani özellikle bu EQ eğitimi, özellikle öğrenci odaklılık, bilgiyi probleme transfer etme vesaire şeklindeki şeyler, beceriler. Eğer bunlar yapılıyorsa, öğretmen yeterlikleri çerçevesinde tekrar tutarım yapılmıyorsa biraz daha detaylı yeni çalışmalarda özenli olmamızda yarar olacak diyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum hocam. Ya arkadakilere ısrarla el kaldırıyorlar. Evet. Beyefendiye sonra arkasındaki neyse öyle oldu. Usturayı bir 3 kişi takip edelim Salihan. Kısa olursanız lütfen. Çok kısa. Evet. Seyitan Demirdağ, Bülent Ecevit Üniversitesi. İpek Hanım'a sormak istiyorum. Çalışmanızda Amerikan modelinden bahsettiniz. Özellikle New York ve Kaliforniya'da yapılan çalışmalardan bahsettiniz. Sorum şu, Teach for America ile ilgili bir çalışma yaptınız mı? Çünkü son 26 yıldır uygulanan bir sistem. Bununla ilgili dönütleriniz ne şekilde? Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Hemen arkasında. Evet. Memurlar Net'ten Edip Üzen. Öncelikle böyle bir panel düzenlendiği için teşekkür ediyorum. Ocak ayı bitti. Şubat ayına girdik. Öğretmen adayları yoğun olarak soruyor. Şubat'ta atama olacak mı diye. Sayın Müsteşarımızın daha önceki bir demecinde maliyeyle görüşeceğiz. Görüştükten sonra konu netleşecek demişti. Maliyeyle görüşüldü mü? Bu konuda bir ilerleme sağlandı mı? Teşekkür ediyorum. Biraz aynı soru gibi olacak ama ben de Necmettin Erbakan Üniversitesi okul öncesi öğretmenliği mezunuyum. Hocam atamalarla ilgili kanun hükmünde kararnamede Şubat ayında atama yapılacaktır diye söylenmişti. Hala bu konuyla ilgili kesin bir açıklama yapılmadı. Yasaya güvenerek biz de Mayıs ayındaki sınava maalesef hazırlanamadık. Ben Türkiye 178.'si oldum ama mülakatta geçti kaldı yerine hani puanlama sistemi yapıldığı için maalesef atanamadım. Atama olacak mı? Bir de puanlarımızın süresi ne kadar geçerli olacak? Ön tarafa getirelim Salih Hanım.
Evet, tam burada. Pardon. Bu tarafta da mikrofonumuz var. Gölge Seferoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanıyım. Öncelikle SETA'ya bu paneli düzenlediğiniz için ve bu araştırmayı yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'na da bu aday öğretmenlik sürecini başlattığı için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli, kıymetli, yapılması gereken bir şeydi. Biz hiçbir zaman eğitim fakültelerinden mezun olan öğrencilerimizin mesleki gelişimlerini tamamen tamamlayıp mezun olduklarını düşünmüyoruz. Bu yaşam boyu süren bir eğitim. Dolayısıyla ben şuraya vurgu yapmak istiyorum. Aday öğretmenlik sonucunda da, sonrasında da öğretmenlerimizin sürekli mesleki gelişime ihtiyaçları var. Çok memnun oldum ki bu öğretmen akademileri vasıtasıyla öğretmenlerimizin mesleki gelişimi desteklenecekmiş. Biz burada üniversiteler olarak destek olmayı çok isteriz. Ancak öğretmenlerimizin bu mesleki gelişim çabalarının da desteklenmesi ve bir şekilde kredi verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun için kariyer basamaklarında ilerleme şeklinde mi olur bilemiyorum ne şekilde olur. Bir şekilde bu çabalarının ödüllendirilmesi ve tanınması gerekir diye düşünüyorum. Çok kısa da bu araştırmayla ilgili çok teşekkür ederim İpek Hanım ve Emre Bey. Sundular. Ancak araştırmanın karma bir veri toplama yöntemiyle yapıldığı ifade edildi. Ancak sunum daha çok sayısal verilerle oldu. Aralara bazen mülakatlardan serpiştirildi. Bunu daha bir bütünsel olarak değerlendirmek bizler açısından daha anlamlı olacaktır diye düşünüyorum. Onu da dört gözle bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kusura bakmazsanız burada tutmak zorundayım. Sayın İpek'e zaten hafif bir soru. O konuda bizim çalışmamız yok. Onun adına ben cevap vereyim. Sayın Müsteşarımıza söz vereyim. Yani o Teach for America'ydı. Buyurun lütfen. Şimdi arkadaşlar kusura bakmayın. Bu Suriyelilerle alakalı saat 13'te Türk Katar Üniversitesi yani Suriyelileri eğitmek üzere böyle bir üniversite tas şeyi var. Gaziantep'te oradan bir heyet 12.30'da buluşacaktık. Bu program sebebiyle bir de gelirim siz buluşun dedim. O yüzden ben erken ayrılmak durumundayım. Yoksa çok sorulardan kaçan bir insan değilim prensip olarak. Şimdi Saadet Hanım şey sordu. İdarecilerimizin denetlenmesiyle alakalı. Ya bu bizim de çok sıkıntı yaşadığımız konular bunlar. Denetim ve özellikle idareci sirkülasyonu sebebiyle idarecilerimizin tecrübesizlikleri. Ben Milli Eğitim Camiası'ndaki arkadaşlarımızın hepsinin çok iyi niyetli olduğuna inanıyorum. Ama tecrübe eksikliğinden kaynaklanan bu türden problemler varsa da onları ben biraz önce söyledim. Öğretmenler dışında idarecilerimizin de eğitileceği bir mekanizma oluşturacağız öğretmen akademilerinde. Hoca Hanım'ın onunla ilgili tam öğretmen akademilerinden bahsetmişken söylediğine ilave olarak şunu söyleyeyim. Biz bu hizmetçi eğitim sürecini öğretmenlerimizin bizim ailemize kaldıkları bütün yaşamları boyunca kendilerini geliştirebilecekleri bir mekanizma olarak, bir ortam olarak görüyoruz, değerlendiriyoruz ve bu şekilde de kurgulayacağız bunu. Çok haklı bir eleştirisi oldu. Dedi ki, biz üniversitelerden de katkı almanız gerekir. Zaten şunu söylemiyoruz biz, Milli Eğitim Bakanlığı bu süreci yürütemez. Yani biz bunu tek başımıza yapamayız. İl müdürleri toplantımızda sürekli, İl müdürlerimizle konuştuğumuz şey bu süreci eğitim fakülteleriyle ve ilgili üniversitelerin ilgili bölümleriyle koordineli yürütün. Protokol yapmamız gerekiyorsa protokol yapalım. İlla eğitim fakültesi de değil. Yani atıyorum idarecilerimiz ihale metoduyla alakalı bir şey öğrenmek istiyorlarsa iktisat fakültesiyle protokol yapsınlar. Eğitim fakültesiyle protokol yapılabilir. Yani üniversitelerin mutlaka biz sadece üniversiteleri değil üst kuruluşları YÖK, TÜBİTAK, TÜBA, başta olmak üzere bunların hepsini, sivil toplum örgütlerini bu anlamda bir paydaş olarak görüyoruz ve bu süreçte onlarla birlikte hareket etmek istiyoruz. Yılmaz Bey'in önerisi ile ilgili şunu söyleyeyim.
Biz bu tartışmayı yaparken bir yılın zaten yetersiz olduğunu biliyorduk. Fakat dedim ya, yani kamuoyunda mesela bu parlamentoda 3 yıldı. Yani komisyona gittiğinde 3 yıldı. Komisyondaki tartışmalardan sonra 1 yıla düştü. Çünkü böyle bir toplumsal baskı da var. Yani siz zaten öğretmen bunlar. Ne öğreteceksiniz 3 yıl? Buyurun atayın öğretmen yapın. Öyle dendiği için komisyonda bu 1 yıla düştü. Fakat son sözleşmeli öğretmenlikle beraber 4 yıl adaylık süreci var. Ve bu 4 yıl içerisinde bu konuda biz sizin de söylediğiniz konularda öğretmen yeterlikleri, mesleki yeterliklerle ilgili de öğretmen arkadaşlarımızı eğitmeye devam edeceğiz. Yani ailemizi adapte etmeye diyelim. Belki daha doğru olacak. Öğretmen ve okul performansları zaten üzerinde çalıştığımız bir konu. Bunu mutlaka hayata geçireceğiz. Bir ön uygulama olsun diye geçtiğimiz yıl başlamıştık. Aday öğretmenlerle beraber hani böyle bir pilot uygulama olsun diye başlamıştık. Eleştiriler oldu. Eleştiriler doğrultusunda o performans kriterlerini yeniden gözden geçiriyoruz. Onu da tekrar hayata geçireceğiz. Halil Hocam güzel bir tanımlama yaptı. Mezun ettiğimiz çocukları direkt mezun olmaz cepheye sürmediğimizi söyledi. Aynen böyle düşünüyordum. Yani hiçbir şekilde sınıfın öğrencinin karşısına geçip bir şey anlatmayan bir çocuğu, ben bir yani burada da bir kendimde travma oluşturan bir şey anlatayım. Ben hiç unutmuyorum. 30 Kasım 1994 günü araştırma görevlisi olarak üniversitede başladım. Salı veya çarşambaydı, tam hatırlamıyorum. Ertesi gün bölüm başkanımız, ben lisans mezuniyetim kamu yönetimi, sosyoloji dersine girmemi istedi benden. Ertesi gün, yani bugün başladım, yarın geldi, derse gir benim yerime dedi. Yani böyle elim ayağım titredim. Kamu yönetim birinci sınıf öğrencilerine. Bu doğru değil. Yani bütün meslek hayatı boyunca sizi hep o anı, o kötü anı hatırlayacak bir şekilde oluyor. Ve biz o yüzden aynen böyle düşündük. Bu arkadaşlarımız bir oryante olsunlar. Sistemi bir görsünler. Danışmanıyla derse girsinler. Ondan sonra da çocukların huzuruna geçsinler tam donanımlı olarak diye düşündük. Belki bu salondaki büyük çoğunluğun beklediği Şubat ataması. Arkadaşlar Şubat ayının bugün itibariyle 7'si. Yani henüz ilana çıkılmadığına göre atama olsa bile bunun adı artık Şubat ataması olmaz. Fakat şöyle arkadaşlar, yani bu her yıl biliyorsunuz biz atama yapabilmek için bütçe kanununda kamuya tahsis edilen kamu görevlilerinin bir kısmını bizim atayacağımız insanların orada tanımlanması lazım. Şimdi de kamuda, toplam kamuda istihdam edilecek personel sayısı bütçe kanununda zikredildi. Biz Kalkınma Bakanlığı'nın da bulunduğu ortamlarda, Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı beraber oturup bu kadroların bakanlıklara dağılımının yapılması gerekiyor. Henüz böyle bir dağılım yapılmadı. Yapılmadığı için biz 2017 yılı içerisinde kaç öğretmen istihdam edeceğimizi, yani toplam kamuya istihdam edilecek personelin yüzde kaçının bizim olacağını biz bilmiyoruz. Henüz bunun kararı verilmedi. Bunun kararı verildikten sonra biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak oturup bunlardan ne kadarını şimdi, ne kadarını 2017 KPSS'den sonra istihdam edeceğimizi, ondan sonra biz karar vereceğiz. Aslında bu anlattığım süreci, bu soruyu soran memurlar net en az benim kadar biliyor. Sordu. Dolayısıyla arkadaşlar, yani elimizde bir veri olmadan bu konuda konuşmamız doğru değil. Bir kadromuz tahsis edilsin, bize tayin edilsin. Ondan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na şu kadar kadro verildi. Bu kadroyu Milli Eğitim Bakanlığı ne zaman ve nasıl kullanacak? Bunun açıklamasını yaparız, kamuoyuyla da paylaşırız. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Hızlıca müsaade istiyorum. Evet, ben de Sayın Müsteşarımıza, farklı bakanlıklardan gelen sayın bürokratlarımıza ve farklı üniversitelerden gelen sayın akademisyenlerimize ve öğrencilerimize hepinize çok çok teşekkür ediyorum. SETA'nın başka faaliyetlerinde yeniden görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum size.